Geçtiğimiz haftalarda şebeke sistemi ile ilgili olan e, konuyu tamamlamıştık ve sorumuzu çözmüştük. Şimdi e, artık su temini ile ilgili konuyu bitirmiş olduk. Eğer herhangi bir sorunuz yoksa kanalizasyon sistemine başlayabiliriz. Evet. E, dersin ilk kısmı su temini ile ilgili, ikinci kısımsa ise oluşmuş olan atık su diye isimlendirilen pisli suların yerleşim birimlerinden uzaklaştırılmasını anlatacağız. Şimdi ile ilgili pek çok farklı dersler var. Yani atık su arıtımı gibi. Biz bu dersin içinde arıtımına hiç girmeyeceğiz. Ya da kirlilik parametrelerinden bahsetmeyeceğiz. Sadece e, oluşmuş olan atık suları uzaklaştırırken, boruları döşerken nasıl döşeriz, hangi eğimde döşememiz lazım veya bu borunun çapları nasıl bulunmalı şeklindeki konuları anlatacağız. Fakat tabi son hafta olması münasebetiyle bütün ders notundaki e, kanalizasyon konularının hepsini bitiremeyeceğim. Gördüğünüz gibi burada 47 sayfada bütün kanalizasyon şebekeleri ile ilgili çoğu yerde belki dağınık halde göreceğiniz konuları bir bütün halinde bulabilirsiniz. Ders notunu verdim yine size yarar sağlayacaktır. Kanalizasyon konusundan konuyu takip ederek başlayalım. Toplumların ihtiyacı olan içme ve kullanma suları ile ziraat, tarım, endüstri için gerekli olan sular su getirme tesisi söz konusu ihtiyaç yerlerine iletilip buralarda kullanıldıktan sonra Şimdi bu kısım su temininde anlattığımız kısım. Evlerimizde sularımızı kullandık veya işte yerleşim birimlerinde, endüstri tesislerinde kullanıldığı sular, e, mutfaklarda, tuvaletlerde oluşmuş olan kirli sular ne olacak? çeşitli şekillerde kirlenerek atık, kullanılmış su haline dönüşür. Atık su, atık su, bazı kaynaklarda biti, bitişik olarak da veriliyor. E, biz atık su yani kullanılmış su anlamında kullanıyoruz. Bölücü oluşan evsel, tarımsal, endüstriyel atık sular. Evsel, tarımsal, endüstriyel atık sular ile yerleşim birimlerine düşen yağmur suları. Bakın yağmur sularını da bizim acaba kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırmamız lazım mı? Evet uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer yağmur sularını düzenli bir şekilde uzaklaştırmazsanız taşkın ve benzeri etkilerdeki zararları var. Dolayısıyla mutlaka uygun bir şekilde uzaklaştırmamız gerekiyor. Kanalizasyon sistemi ile toplanıp gerekirse aratıldıktan sonra çevreye zarar vermeyecek şekilde alıcı ortama. Alıcı ortam bizim akarsuyu ilk aldığımız akarsu, deniz, göl gibi yerler olabilir. Buralara tekrar verilmeli. Şimdi arazi parçası ne demek? Arazi parçası... E, eskiden bazı eski sistemlerde atık suyu e, uzaklaştırırken foseptik çukuru yaparlardı. Foseptik çukurlarında işte açarak belli bir miktarda işte genişlikteki olan çukur açıp atık suları buraya döşerlerdi. Ne yazık ki ülkemizde de yani bazı yerlerde az gelişen yerlerde hala bunların sisteminin kullanılması zorunlu olan yerler var. Tabi il merkezleri, ilçe merkezleri değil. E, Hakkari Yüksekova'da çok şükür 4 ya da 5 yıl öncesine kadar belki yoktu ama şu anda orada da sistemlerimiz var. Ee, dolayısıyla foseptik çukurlarına ne yapılıyor? Oluşmuş olan atık sular atılıyordu. Köylerde pek çok yerde hala köy evleri için bunlar da kullanılıyor. Ee, şimdi bizim eğer kanalizasyon sistemleri bir yerleşim birimlerinde ve alışıla gelmiş şekilde yüksek miktarda atıpsa oluşturan yerleşim birimlerindeki olan tarafları düşünürsek eğer e, bu oluşan atık sular tekrar alıcı ortam tabir edilen akarsulara, denizlere, göllere verilirken elbette bazı kriterlerde olması lazım. Yani kirli şekliyle oraya veremeyiz. Genellikle aynı yüzeysel su kütlesi hem su temini için bir kaynak hem de atık sular için bir alıcı ortamdır. Bakın hem kaynak hem alıcı ortam. Mesela yine Karabük için belki ana daha üstlerinde biz bu nehirden suyu aldık. Aldığımız için bizim kaynağımız oldu. Karadeniz il merkezinde suyu kirlettik, kullandık. Daha sonra kanalizasyon sistemiyle topladık ve bunun çıkışında tekrar anaç nehrine veriyorsak eğer o zaman bizim için tekrar alıcı ortam oluyor. Benzer şekilde demek ki su kaynakları hem bir kaynak hem de alıcı ortam olabilir. Bu sebeple her iki sistem için de çevre sağlığı tedbirleri alınmalıdır. Yani biz sularımızı eğer kirletir ve kirletilmiş şekilde bir kaynağa verirsek sonradan e, alıcı ortam olarak kirleterek verdiğimiz burası başka birisi için bir kaynak olduğunda kirlenmiş suları almak zorunda olabiliyorlar. O halde biz bunları mutlaka temizlemeliyiz. Kanalizasyon tesislerinin bulunmadığı yerlerde ne olur? Tifo, kolera, dizenteri ve benzeri suyla geçen salgın hastalıklar sıkça görülmektedir. Eskiden böyle sıkıntılar çokça vardı. Çok şükür kanalizasyon sistemlerinin gelişmesiyle artık böyle değil. Kanalizasyon tesislerinin bulunduğu yerleşim birimlerinde zeminin yüzey ve yeraltı sularının ve kısmen de havanın kirlenmesi önlenerek hastalık görülme riski ya çok azalır veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu sebeple olan hastalıklar kaldırılmış olacaktır. Kanallardaki akımın cazibeli olması tercih olmakla beraber. Şimdi biz hep e, terfili sistemden sadece konu olarak veya nerede ne kadar basmamız gerektiğini anlatacağız. E, ancak akış her zaman cazibeli olarak akacak. Cazibeli akış nasıldır? E, atık su kanalizasyon tesislerindeki olan sular hep yüksek kottan alçak kota doğru akar. Şimdi ben %50-%60 dolulukta suları anlatıyoruz. Eskiden benim öğrencilik zamanında %60 dolulukta biz projelendiriyorduk. Şu anda %50 dolulukta projelendirmek esas ediliyor. O halde bu suyun dolayısıyla atık su kanalının %50 dolu olarak aktığını planlıyoruz. Şimdi %50 doluluk veya %60 doluluk ne demek? Bu kesitin %50'si veya %60'ı dolu demek. Şimdi bir yüzey var atmosfere temas eden o zaman. Bakın şurada bir yüzey var atmosfere temas eden. O halde suyun hareketi nasıl olur? Bir açık kanal akımı gibi üst kottan alt kota doğru akar. Herhangi bir başka yöne gitme şansımız yok. O zaman kanalizasyon tesisleri böyle bir minimum dahi veya maksimum dediğimiz iki eğim arasında minimum veya maksimum eğim arasında döşenerek yapılmalı. Bunun eğimin döşendiği yöne doğru demek ki sular hareket eder. Bunu unutmayın. Önemli bir şey. Kanalizasyon sistemleri akımın cazibeli olması tercih sebebi olmakla beraber Zorunlu hallerde pompacı sistemde kullanılabilir. Genelde pompacı sistem kullanıldığı zaman sadece bir noktadan sonra daha üst bir noktaya çıkarmak için kullanılıyor. İlerleyen zamanda ondan da bahsedeceğim. Bu sistemler ileride bahsedilecek ama göreceksiniz mesela bir kanalizasyon hattı işte yolun altında inşa edildi. Belli bir derinliğe geldikten sonra sürekli aşağı doğru devam edemezsiniz. Ya belli bir kazı derinliği var. Arıza yapıldığında bakım onarımlar var. İleride bahsedeceğiz. Biz buna H max diyoruz. H max. Genelde 6 metreye kadar. H maksimum derinliğimiz 6 metre. Yani bir kanalizasyon hattında maksimum kazı derinliğini 6 metre olarak kullanıyoruz. E bu derinliğe eğer ulaşmışsanız buradan tekrar yukarıya doğru basacağınız bir terfili sistem, pompalı derinliği sistem böyle bir şey. Bu noktadan sonra tekrar cazibeli olarak Aşağı doğru akmaya devam eder. İlerleyen dakikalarda bu sokakların cadde eğimlerinin, e, cadde eğimlerinin e, durumuna göre karar vermeyi anlatacağız. Hidrolik bakımdan ayrık sistemin kanallarda kısmen dolu. Yağmur suyu ve bileşik sistem kanalları ise en fazla tam dolu. Ama basınçsız yani serbest yüzeyli akım olarak hesaplanır. Hepsi basınçsız akım olarak hesaplanacak. Ayrık sistem ve bileşik sistemi daha sonra anlatacağız. Her iki sistemde de tam dolu akış şartı olsa bile sanki basınsız bir hareketmiş gibi hesaplama kriterlerine esas ediyoruz. Kanalizasyon sistemleri atık suların zararsız hale geleceği yere kadar iletilir. Atık sular burada arıtıldıktan sonra bir yüzeysel suya tekrar verilir. Bu işleme atık suların seyrelme suretiyle zararsız hale getirilmesi adı verilir. Uygun yüzeysel su bulunmadığı takdirde atık sular arazi üzerine verilir. Şimdi buradaki olan durum işte foseptik çukurları. Foseptik çukurları. Bu işlemede atık suların süzülme veya sulama suretiyle zarar hale getirilmesi. Bunlar süzülme. Bir önceki olan seyreltme. Yani atık suları biz e, arıtım yaparken de aslında çeşitli yöntemlerle seyreltip artık yüzeysel e, su kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde getirmeye çalışıyoruz. Yüzeysel su kaynakları akarken belirli bir miktarda atık suyu aslında temizliğe, temizleyebilme kapasitesi var. Ama bu kapasite genelde aşılıyor. Çünkü yer, yerleşim birimlerinde oluşan atık suların miktarı ve kirliliği çok fazla. Ama yoksa az bir miktardaki olan, belli bir miktara kadarki olan kirliliği akımların içinde havalanmayla ne oluyor? Temizlenebiliyor. Ee, ama foseptik çukur dediğimiz sistem süzülerek, toprağın tabakalarının içlerine doğru süzülerek ne yapıyor zararsız hale getirilmiş oluyor. Atık suların kaynakları ve özellikleri nelerdir? Atık sular 4 tane kaynağı, 4 tane gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesi evsel atık sular. Şimdi bazı kaynaklarda evsel atık suları kendi içinde gri sular, işte beyaz sular ve siyah sular diye ayıranlar var. Yani yani bunlarda mesela tuvaletten oluşmuş olan sular çok kirli sular olduğu için siyah sular. belki mutfak suları gri sular. Ama mesela bir de normal yerleşim biliminde de sadece el tutulmuş herhangi bir deterjana maruz kalmamış kısmen kirli diyebileceğimiz sulara beyaz su diye isimlendiren kaynaklar var. Endüstri bölgelerinden gelenlere endüstriyel yani sinayi atık sular denir. Bunlar kendine ait kirlilik parametreleri ve az sonra bahsedeceğiz bunların özelliklerinden. Tarım alanlarından gelen zirai atık sular var. Bunlar çok büyük bir miktarda değil. Yani aşağıda açıklaması da var bakın. Zira atık suların miktar diğerlerine göre çok az olduğundan bu sular genellikle projelendirmeye esas alınmaz. Yani biz zira yatık suları toplayarak kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırmayız. Oluşan atık sular kendi topraklarının içinde zaten kaybolur. Çok fazla miktarda olmadıkları için yerleşim birimlerine düşen yağış sularına da biz ne diyormuşuz? Atık sular ismi veriyormuşuz. Temelde demek ki bahsedeceğimiz şeyler evsel, endüstriyel ve yağmur suları. Bunlarla ilgili olan durumlarla e, açıklamalar yapacağız. Yağmur suları e, suları neden kirli olarak ya da atık su deniyor diye aklınızdan geçerse atık su ismine neden yağmur suları? Normalde yağmur suları en temiz sular değil mi? Yani pH dengesi açısından ve benzeri genel özelliklerde. Fakat yere düştükten sonra artık yerdeki olan kimyasallardan etkilendiği için geri düşmüş olan bir suyu biz içme suyu olarak kullanamıyoruz. İçme suyu olarak kullanamadığımız sulara atık su ismi veriyoruz diye aklınızda kalabilir. Eğer unutmamak istiyorsanız. Evsel endüstriyel ve yağ sularının özelliklerinden bahsedelim o zaman. Evsel endüstriyel ve yağ sularının özelliklerinden bahsedeceğiz. Evsel mutfak, banyo, çamaşırhane, vici, döşeme azlıkları gibi yerlerden kanallara ulaşan bu sular büyük miktarda organik madde. Burada büyük bir madde organik madde çok sabun, kir, deterjan, kağıt parçaları ve mutfak artıklarını ihtiva ediyorlar. Yaklaşık olarak 2 bölü 3'ü organik, <laughs> 1 bölü 3'ü ise inorganik olan bu maddelerin bir kısmı asılı yani süspense, bir kısmı da çözülmüş halde bulunacaktır diyoruz. Özellikle organik maddeler aerobik yani oksijenli ve anaerobik oksijensiz ayrışma yoluyla çoğalarak çevresel sorunlara yol açmaktadır diyoruz. O halde organik olanlar özellikle demek ki evsel atık suların uzaklaştırılması çok önemli bir yere sahip. Zaten hastalıklara ve benzeri şeylere sebep olan şeyler genelde buradaki organik atıklardaki bozulmalar oluyor. Endüstriyel atık sular ne gibi özelliklere sahip? Bu sular kaynaklandıkları sanayi tipine bağlı. Mesela bazıları bir deri sanayisinde oluşan atık suyla kağıt sanayisinde oluşan atık su bir değildir. Bunların özellikleri birbirinden çok farklı. Alıcı ortama doğrudan verilebilecek derecede temiz olanlarının yanında bazı atık sular var. Direkt alıcı ortama verilebilir. Ama kanalizasyona ve hatta arıtma tesisine doğrudan verilemeyecek kadar aşındırıcı, patlayıcı, parlayıcı, zehirli veya çok yoğun kirlilik taşıyanlar da vardır. Yani e, böyle düşünsenize patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı özellikteki olan atık sular elbette ne yapılamaz? direkt bir şekilde tesislere bile verilemeyebiliyor. Bunlara ön arıtma denen endüstriyel fabrikaların çıkışında ön arıtma uygulamak zorunlulukları getiriliyor. Eğer böyle çok kirli atık sular meydana getiriyorsa. Yün ve pamuk lifleri, yarı mamul deri parçaları, atıkları taşıyan endüstriyel atık sular kanalları tıkayabiliyorlar. Asitli ve hidrojen sülfürlü sular, beton ve metal boruları kanalları aşındırabiliyorlar. Genelde böyle şeyler için işte boru tipi önemli bir tercih. Ee, boru tipinde beton veya korige borular çok e, önemli. Burada boru tipi bizim için bir seçim. E, seçimde dikkatli ve özen göstereceğimiz bir şey. Beton borular sıklıkla kullanılıyordu eskiden. Beton borular. Şimdi beton borular tabii ki e, kimyasallara karşı aşındırıcı olan şeylere karşı çok fazla e, korumalı değil. Bunu özel korumalı yalıtımlarla inşa ettirebilirsiniz ama bu sefer de maliyeti çok yükseliyor. Beton borularında bir ilden bir ile taşınmanın da problemi var. Örneğin ileride eğer bir kanalizasyon şebekesini projelendirecek olursanız veya belediyelerde çalışırsanız koruge boruları analiz etmeyi unutmayın. Koruge boru. Ders notunuzda çok fazla içerik olarak belki yok ama koruge borular böyle boğumlu şekilde yapılmış olan borulardır. Biraz esneklik özelliği de var. Ve aşındırıcılara karşı kimyasallara karşı çok dayanıklı. Bu dayanıklı oluşundan ötürü de e, ne yapılıyor çokça tercih ediliyor diyelim. Fakat korigo borularında döşenmesi çok e, özenli olması gerekiyor. Unutmayın eğer uygularsanız bunun araziye döşenmesi için özel yastık ve yatak malzemesi yapılması lazım. E, güzelce titreştirilerek oturtulması gerekiyor. E, yani sebeplerine girmeyelim ama özel bir şekilde oturtulması önemli. Evet 40 ve 50 santigrat dereceden daha sıcak sular kanalları tahrip eder. Şimdi bakın mesela güncel olarak biz yakında Allah nasip ederse inşallah ne yapıyoruz? Ener elektrik enerjisi üretmek için nükleer santraller yapacağız. Nükleer enerji santralleri genelde hep denizlerin yanında yapılır. Sebebi nedir mesela? Çok sıcak uranyumu ondan sonra suyla beraber ne yapıyorsunuz soğutuyorsunuz. Suyla soğutulan su birdenbire çok aşırı derecede ısınıyor. Aşırı derecede ısınan su direkt bir şekilde alıcı ortamlara, şehirlerin içlerinde veya işte e, akarsulara, göllere verilemiyor. Onun için deniz gibi büyük suların yanına inşa edilir. Bütün nükleer enerji santralleri mutlaka denizin yanına inşa edilmek zorunda. Çünkü biz ne biliyoruz? Yani kanallara zaten verilemez. 40-50 santigrat dereceden çok sıcaklar zaten kanalları tahrip ediyor. Petrol kökenli maddeler kanallarda patlamalara sebep olabilir. Hastane ve karantina bölgelerinin suları hastalık virüsü taşıdığından şehir kanalizasyonu ağına verilmemelidir. Şimdi Bunlarda önemli bir etki kendilerine ait ya işte foseptik ve uzaklaştırma sistemleri yapmak gerekli olabiliyor bazen. E, bu sular ya kendi kaynağında arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmeli... Yani ön arıtmalar yapıldıktan sonra alıcı ortama verebilirsiniz veya kendi arıtma testini yapabilirsiniz. Ya kendi arıtma testini yapıp alıcı ortama direkt vermelisiniz veya ön arıtmadan sonra kanal ağına bağlanmalıdır. Hastane gibi olan yerlerde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kan en kirlilik sağlayan yani BOI, KU Kİ denen kirlilik parametreleri var. Kanda bu değerler en yüksek değerlerdir. Dolayısıyla özellikle böyle kana bulaşmış olan yerlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Yağış suları nasıl özelliklerde? Bunlar binaların çatılarından cadde, park, bahçelerden gelen yağmur kar dolu sularıdır. Bu sular kum, silt ve çakıl gibi inorganik. Yani bunlar organik olmayan kum gibi silt gibi çakıl gibi olan malzemeler ile yaprak, çöp, çöp artıkları gibi organik maddeleri beraberinde taşıyabiliyorlar. Bunları da çeşitli uzaklaştırma yöntemlerimiz var. Gelelim kanalizasyon sistemlerine. Şimdi ayrık sistem ve bileşik sistem diye kanalizasyon ağı kendi içinde iki ayrılarak önce ele alınıyor. Ayrık sistemlerdeki olan ağlarda evsel ve endüstriyel atık suları toplayıp yerleşim birimi dışını uzaklaştırmak için bir atık su kanalı yağış sularını toplayıp en kısa yoldan alıcı ortama ulaştırmak için de ayrı bir yağmur suyu kanal ağı yapılıyor. Yani iki ayrı kanal ağı tesis ediliyor. Bakın ayrık. Adı üstünde ayrık. Ayrık ne demekmiş? Evsel endüstriyellerle yağış sularını ayrı ayrı toplayan kanal ağına sahip olan sistemlere ayrık sistemde kanal ağ diyoruz. Bakın bu sistemler bileşik sistemlerde ise bunların ikisi bir halde taşınıyor. Bu sistemler nasıl tarif edilir? Bakın bir yerleşim biriminden normal bir kanalizasyon ağı yapmak istediğinizde topladığınız borular şu şekilde olsun. Evlerden bağlantılar buraya yapılır. Ev bağlantılarından gelmiş olan atık sular kanalizasyon borularından toplanarak bu ana kanalla ne yapılır? Ana kanalla atık sarıtma tesisine getirilerek gerekli arıtımdan sonra alıcı ortama tekrar deşarj edilir. Şimdi ama yağmur suları ayrık olan sistemde yağmur suları ne yapılıyor? Araziye gelmiş olan yağmur suları ayrı bir boru ağından Ayrı bir boru ağından. Bunlar genelde yolun altına yapılır. Az sonra size kesitte göstereceğim. Ayrı bir boru ağından alınır. Şimdi bunu tekrar kanalizasyona ya da arıtma testine göndermeye gerek var mı? Yok. Çünkü yağmur suları bu kadar kirli değil. Yağmur suyu az kirli olduğu için direkt alıcı ortama ne yapılabilir? Verilebilir. Alıcı ortamın kendi temizleme kapasiteleri zaten buradaki olan yağmur sularının kirliliği olsa bile bunları temizleme özelliğine sahiptir. Bu sebeple Ayrık sistemler e, aşırı derecede özellikle atık su arıtma testine fazla yüklerin bilmesine önlenmiş oluyor. İleride bahsedeceğiz. Sıra sıra gidelim. Bu sistemde atık sular ile yağmur suları birbirine karışmaz. Birbirine karışmaz. Çok büyük artıları var. İleride bahsedeceğim. Cadde kanallarından toplama kanallarına. Cadde kanalları bizim caddelerimizde yerleştirdiğimiz kanallar. Bunlardan toplama kanallarına. Toplama kanallarından da ana kanala. Ana kanal arazinin en alt kotlu olan yerlerinden eğimle yapılarak arıtma tesisine ulaştırılan kanal. Önce genelde ana kanalın planı yapıldıktan sonra diğer toplama kanalı ve cadde kanallarının planları yapılır genel olarak. Cazibeli akış sağlayabilmek için ana kanalın kotu diğer kanalların kotundan düşük olmalıdır. Az önce söylediğimiz şey. Şimdi bileşik sistem kanal ağı nasıl? Şimdi bakın az önceki olan şeklin aynısı karşımızda var. Fakat aynı kanaldan ikisi birden toplanılıyor. Yani evsel ve endüstriyeller ile yağı suları birlikte toplanıp aynı kanaldan uzaklaştırılıyor. Şimdi yağmur suları veya evsel atık sular aynı kanala ulaşıp aynı kalandan ne yapılacak? Atık sarıtma tesisine götürülüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde bakın siz olsanız bileşik sistem mi daha iyidir? Ayrık sistem mi daha iyidir? Ayrık sistem kanalı daha daha iyidir. Bugün yapabildiğimiz her yerde biz mutlaka ayrık sistem kanal ağını tercih etmeliyiz. Bileşik sistem kanal ağlarında aşırı yağış geldi diyelim. Çatılardan ondan sonra sokaklardan aşırı gelen yağışlar atık su arıtma tesisinin belli bir kapasitesi vardır. Mesela düşünün ki işte belli bir saatte şu kadar altık e, atık suda miligram olarak şu kadar miligram temizleyebilme kapasitesi var. Siz buradan daha fazla bir atık su oraya verirseniz zaten daha kirli olarak temizleyemeden suları dışarı çıkartır. O halde aşırı yağış durumunda fazla su gelirse ne yapacağız? Bir dolu savak tesisi yapmak zorundasınız. Dolu savak tesisi. Yani fazladan gelen suları savaklamaya yarar. Adı üstünde dolu savak. Fazladan olan suları dolu gelenleri savaklamak. Yani sağanak kanal da deniyor buna. Bu sana kanalıyla ne yapıyorsunuz? Aşırı gelmiş olan suları alıcı ortama direkt verebiliyorsunuz. Da burada seyreltip üste olan suları daha çok veriyorsunuz. Yani az kirli olan suları alıcı ortama vermeye çalışıyorsunuz. Bunların kendine ait sistemleri var. Burada da cadde kanalları, toplama kanalları, ana kanal ulaşır ve ana kanaldan arıtma tesisine ulaştırırsınız. Fakat güzel değil unutmayın. Atık su arıtma tesisine aşırı yağışlarda çok daha fazla miktarda atık su gönderiyorsunuz. Unutmayalım diye söyledik. Bir de bunların iki sistemin beraber kullanıldığı yerler olabilir. Bunlara da karma sistem kanal ağı deniyor. Arazinin belli bir yerinde birleşik ağ kurmaya izin vermiş bir şekilde yeriniz var. Ama diğer yerde uygun değil buna. Caddeler darsa, mecbur kaldığınız durumlarda ikisini ayrı bir şekilde kanalla inşa edemiyorsanız bazen ne yapıyorsunuz? Ee, bazı yerlerde özellikle birleşik kanal ağı mecbur kaldıkça kullanabiliyorsunuz. İkisi beraber kullanılmış olan toplama sistemleri varsa eğer böyle şeylere de biz ne diyormuşuz? Karma sistem kanalı ağı diyoruz. Bakın böyle bir su ayrım çizgisi var vadi. Ya sırt var bir sırt. Bu sırtın sağ ve sol tarafında bir tarafında bileşik sistem e, kanal ağında ikisi bir arada toplanılmış. Diğer tarafta ayrı bir sistemle toplayabilirsiniz. Ayrık sistemde yağmur suları ne yapılıyor? Alıcı ortama direkt verilebiliyor diyelim. Evet bunlara da karma sistem diyoruz. Şimdi kanalizasyon sistemlerini karşılaştıracağız. Bundan önce herhangi bir sorunuz var mı? Kanalizasyon sistemlerinin karşılaştırılması. Şimdi devam ederek bakalım. Aylık sistem ve bileşik sistemleri birbirine göre nasıl ayırırız? E, temel faktör nedir? Temel faktörler yerleşim yoğunluğu, yerleşim biriminin topografik durumu ve alıcı ortamın özellikleri. Bizim için temel parametreler bunlar. Yerleşim birimi ne kadar yoğun, ne kadar ulaşacak? Yani işte trafik yoğunluğu. Az ah, sonra ah, tarif ederek başlayalım. Şimdi önce bileşik sistemin tercih edildiği durumları anlatayım. Sonra yukarı döneceğim. Yoğun yerleşimin bulunduğu yörelerde topografik şartlar bileşik sisteminin minimum akış şartlarını sağlamak için uygun ise. Şimdi e, bu minimum akış şartları minimum eğinleri yine esas etmeye gerekli kılıyor. Minimum akış şartlarını sağlamak için uygun bir yer var. Topografik şartlar da iyi. Tek kanalla yapılan bileşik sistem çift kanalla ayrı sistemden daha ekonomiktir. Ne gibi yerlerde? Yoğun yerleşim bulunduğu yörelerde. Neden? Çünkü mesela kazacaksınız. Bir boru için ileride anlatacağım. Borunun genişliği kadar bir yer kazmıyorsunuz sadece. Sağından solundan oraya işçilerin girmesi için de yerleri kazmanız gerekiyor. Yoğun yerleşim yerlerinde sürekli kazarak bir yolu tamamen kapatamıyorsunuz. Bu çoğu zaman daha farklı bir zararlar verebiliyor. Bu gibi sebeplerle bazen burada e, bileşik sistemi tercih edebiliyorsunuz. Özellikle dar sokaklarda ayrık sistemdeki çift kanal hattı yol altındaki çeşitli tesislerin ne var yol altında? Telefon, elektrik hattı, değil mi? Doğalgaz hatları. E şimdi e, kazacağız da nereyi kazacağız? Yani dar bir yol var diyelim. E bu sefer iki tane boruyu koymak için yer elde edemeyebilirsiniz. İçme suyu hattı yolun altından geçiyor. Telefon hattı öyle, elektrik hattı öyle, doğal gaz hattı öyle. Dolayısıyla ne yapamıyorsunuz? Dar yerlerde bazen iki kanal ağını geçirmeye imkan bulamayabilirsiniz. Tertil bakımdan güçlük gösterebilir. Fakat modern kanalizasyon sistemleri ayrık sistemde yapılması önerilir. Bunu asla unutmayın. Yani kafanızda sürekli ayrık sistem olmalı. Ama yapamayacağınız zorlayan şartlarda mecbur kalırsanız bileşik sistem ağını kullanabilirsiniz. Şimdi aylık sistemin tercih edildiği durumlardan bahsedelim. Yani hangi yerlerde bize bir yarar sağlıyor, avantajları nedir hem de? Atık suların deşarj edileceği alıcı ortamın kendi kendini temizleme kapasitesinin çok az olması. Dedi ki akarsular kendi kendini temizleyebilir ama bu kapasite çok azsa eğer, bileşik sistemin sağına kanallarından alıcı ortama verilecek atık sular önemli ölçüde çevre kiline yol açtığından aylık sistem tercih edilmeli. Bakın ne demiştik? sağanak kanallarında aşırı derecede yağış geldiği zaman o zaman ne yapıyor demiştik? Çok aşırı gelen yağışı atık sarıtma testine zaten veremediğimizde sağanak kanalından veriyoruz. E bu gibi durumda alıcı ortam eğer çok fazla temizleyebilme özelliğine sahip değilse o zaman ne yapamazsınız? Burada mutlaka ayrık sistemi tercih etmeniz gerekir. Ayrık sistemde oluşmuş olan yağmur sularını ayrıca alı alıcı ortama verirsiniz. Ve e, kirli olan, daha kirli olan Evsel ve endüstriyel sular daha kirli değil mi? Yağmur suyuna göre daha kirli. Onları atık sarıtma testine göndererek işi çözebilirsiniz. Ee, devam edelim. Düz arazili ovalık olan yerlerde birleşik sistem kanallarında minimum akış şartlarında akış hızı ve akış yüksekliği. Minimum akış şartından kastımız nedir? Akış hızı ve akış yüksekliği. Minimum akış şartı için bizim kanalizasyon hattımızın belli bir eğimi var. İleride bahsedeceğiz. Bunlarda akarsunun, e, kanalizasyon hattının içinde bir V hızı oluşuyor. Bunlara minimum hızlar diyoruz. E bu akış hızları ve akış yüksekliği daha düşük değerlerle karşılaşılması ihtimali fazla olduğundan ayrık sistem seçilmeli. Şimdi bu ne demek? Ben eğer yağmur suyuna göre planlama yaparsam, yağmur suları çok fazla gelebilir değil mi bahar zamanları için? E, bu sefer bahar zamanlarında fazladan gelen yağmur suları bir akarsu hattında belki tam dolu akışa kadar götürebilecek bizim akışımızı. Ben şimdi buna göre modelleme yaptım. Yazın ama yağmurlar hiç yok. Peki acaba ne kadar su gelecek kanalizasyon sistemine? Çok az su gelebilir. Çok az. Sadece yerleşim birimlerinden gelen su eğer yağmur suyuna göre çok az bir miktarda kalıyorsa ileride bahsedeceğimiz şuradaki olan minimum bir derinlik var. 2 cm bahsedeceğiz. Bu pH'minden daha düşük değerleri olduğu zaman burada atık sular artık birikmeye başlayabilir. Atık sular biriktikçe organizma oluşumuna imkan verecektir. Ondan sonra sağlık koşulları bozulacak. Biz özellikle atık sularda projelendirirken malzemenin burada birikmemesi için çabalıyoruz. O halde ben ayrık sistemle projelendirmem daha doğru projelendirmeme sebep olur. Bileşik sistemde çünkü yağmur suyu geldiği zaman çok büyük bir boru yapmam gerekecek. E bu büyük boruda eğer hiç yağmur gelmediği zamanlarda, özellikle yaz zamanlarında katı maddelerde birikmeler, kokular ve hatta minimum akış şartlarının sağlanmadığı durumları durumlarla gözlenebiliriz. Kanalizasyon hattının güzel projeksiyönlülmesi nasıl olur biliyor musunuz? Sürekli akışın sağlandığı sistemler iyidir bizim için. Çünkü orada durduğu zaman ne oluyor? Birikmeler oluyor, problem oluyor ee, diyoruz. Atık suların terfi ettirmesi gerekiyorsa ayrık sistem uygundur. Eğer bir yerde terfi ettiriyorsanız boşu boşuna yağmur sularını terfi ettirmek aşırı derecede büyük pompalara ve elektrik tarfiyatına gerekli olur. Bu sefer atık suları terfi ettirmek gerekiyorsa arazide böyle azaldığı bir yer var diyelim. Ayrık sistem daha uygun. Kanalizasyona acil olarak ihtiyaç var diyelim ki. Fakat mali kaynaklar da yetersiz ne yapamıyorsunuz? Birdenbire hem kanalizasyon hattını hem yağmur hattını yapamayacaksınız. Veya birleşik sistem kanalı yapsanız bile borular çok büyük, maliyeti yüksek çıkıyor diyelim. Ne yaparsınız? Önce atık su kanalları yapılır. Atık su kanallarından kastımız evsel ve endüstriyel atık suları taşıması için olan kanal suları yapılır kanallar. Daha az kirlilik taşıyan yağmur sularını uzaklaştırması ertelenebilir. Çoğu yerde bakın yağmur ne yapıyor? Caddelerin üzerinden akabiliyor. Çok da ciddi bir problem yapmayabiliyor bazı yerlerde. O halde bazı bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla hemen ilk yatırım maliyetinin yüksek çıkmasını istemediğiniz yerlerde de sadece atık su arıtmayı inşa etmek bazen daha doğru oluyor. Sık sık şiddetli taşkınların olduğu. Şimdi bu önemli bakın. Sık sık şiddetli taşkınların olduğu. Bodrum katlı binaların bulunduğu yerleşim birimlerinde Birleşik Sistem kanallarındaki kirli sular Bodrum katlarına geri teperek Cadde azıtlarından sokaklara taşarak Çevre sağlığı ve ekonomik bakımından sakıncalar doğurur. Şimdi Bugün bizim en çok Belki de problemli duyduğumuz şeyler bu. Diyorlar ki Falanca ilçeden Sakın ola diyor Bodrum katı alma Eksi bir alma Eksi iki alma Neden? diye soruyorsun. Neden? Neden? diyorlar ki bir taşkın gelince ya da yağmur suları geldiği zaman ne yapıyor? Hemen binaların içindeki işte kirli sular tuvaletlerden geri basıyor derler. Allah korusun. Bu çok kötü bir şey. Yani nedir bunun sebebi de? Mesela bir yerde kanalizasyon hattı var. E bazen yanlış olarak yani çok ilginç bir şey aklıma geldi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hiç akarsuyun akarsuyun normal akarsu kesitin içinde kanalizasyon hattı konabilir mi? Kanalizasyon bacası, direnaj bacası denir onlara. Direnaj bacaları bu sokakların üstünde gördüğünüz, az sonra bahsedeceğiz direnaj bacalarından. Aka suyun normal kestiği içinde hiçbir kanalizasyon hattı için direnaj bacası ya da kapağı konur mu? Yani konmaması lazım değil mi? Hiçbirimiz beklemeyiz. Ama öyle bazı resimler görüyorsunuz ki buradan ne yapar? Sular girer. Yani atık sular. Nereden peki? Girdikten sonra nereden basacak bu su? Kanalizasyon hattını evlerden bağladınız ya. Evlerden bu hatta bağlantı yaptınız. E şimdi burada tam dolu akış ve doluyorsa eğer yüksek bir seviye oldu diyelim ki nereden basacak bu? Evin içinden basacak geriye. Veya mesela böyle olmadığı şartlar bile kanizasyon hatta aşağı doğru gidiyordu diyelim ki tıkanmalar oldu kanizasyon hattında. Problem yaşadınız. İşte bazen kanizasyon hattına büyük parçalar atılıyor diyelim. Ee, böyle yanlış durumlarda tıkanmalar oldu. Çapını da yanlış projelendirdi. Peki tıkadı. Hat buralarda doldu. Dolduktan sonra nereye basacak? İlk yakın yerde <laughs> ev bağlantınızdan geriye doğru basacak. İşte bazen eksi birlerde böyle problem yaşanabiliyor bazı yerler için. Özellikle bundan bahsediyorlar. Ki bazı yerlerde şöyle bir durum da olabilir. Mesela bizde yolun altına doğru inmek var değil mi? Eksi bir, eksi iki, eksi üç yapılan binalar olabilir. Şimdi eksi iki, eksi üçlerdeki olan kanalizasyon hattını bir yere bağlayabilmeniz için yoldaki hattın daha yüksekte olmaması lazım. Buradan ya da terfili bir sistemle mi basacaksınız? Böyle bir sistem terfili sistem binaların içine genelde uygulanmıyor. O zaman kanalizasyon hattına bağlanabilmesi için, bağlanabilmesi için bu hattın sizin bağlamayı düşündüğünüz yerden daha altta olması lazım. Şöyle aşağıda olacak ki rahatlıkla hepsini bağlayabilin. Eğer yukarıda olursa şu hattan bu mesafeden daha altını buraya yukarıya bağlayamazsınız. İşte e, gerçi biliyorsunuz belediyeler e, binanın girişlerini sorar. Bina girişlerinde yola taraf olan yerin işte belli bir kat üstüne kadar yine işaret ediyorlar. Ama altta bağlantı yapacağınız yerleri düşünün. Bu da önemli bir kriterdir. Altıncısı olan neymiş? Yağışların çok az olduğu yarı kurak ve kurak yerlerde bileşik sistem uygun değil. Neden uygun değil? Çok az kurak olan yerlerde bileşik sistemi yaptığınızda bahar zamanlarında diyelim ki yüksek yağışa göre yaptınız. Ama yazın az önce dediğimiz gibi çok az yağış geldi, kurak. Bu sefer ne oldu? Minimum akış şartları sağlanmadığından borunun içinde katı maddeler işte bizim atık sularımız birikti. Biriktiği için organiklerde hem çevreye zararlı haldeki organizmaların oluşmasına imkan sağlar hem de pislik ve kokular verebilir. Ee, bu da istenmeyen bir durum. Dolayısıyla böyle durumlarda da yapmamamız daha doğrudur diyelim. Bir yanlışlıktan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Mesela ayrık sistemler gerçekten ayrık mı? Şimdi yarın öbürsü gün bir bina yaptınız diyelim ki. Ayrık sistemde olan bir yerde bina inşa ettiniz. Yola bağlantı yapacaksınız. Yolun altında bir tane kanalizasyon hattımız böyle gidiyor. Bu bizim mesela daha geniş çizeyim. Evet. Şimdi bu bizim yolumuz. Bir tane Normal evsel ve endüstriyeller için bir atık su hattı var. Bir de yağmur suyu toplamak için ayrı bir atık su hattı var. Bir tanesi de yağmur suyu diyelim. Şimdi iki ayrı kanal, ayrı bir sistem yaptınız. Yukarıdan gelmiş olan atık suları ne yapıyorsunuz? Buradan çatılardan gelmiş olan suları nereye vermek lazım? Nereye vereceğiz? Nereye vermek gerekir? Bunu yağmur suyu kanalına bağlamanız lazım değil mi? Yağmur sularıyla beraber gitsin diye eğer ayrık bir sistem varsa. Çoğu yerlerde bakın yapılan yanlış nedir biliyor musunuz? Ustalar geliyor bu hatta aşağı doğru indiriyorlar. Tamam inene kadar problem yok. İnince binadan gelmiş olan atık su hattına bunu bağlıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa atık suya gidecek. Bir daha ayrı bir şekilde kanal açıp buraya uğraşmıyorlar. Görüyor musunuz işi? Bu sefer ne oluyor? Bunlar atık su arıtma sistemine gidiyorlar. Şimdi problem ne? Problem nedir böyle bir şey yapılırsa? Çok büyük bir problem vardır bakın. Nedir problem? Şimdi normalde ben aylık sisteme göre planlama yapmışım. Dolayısıyla kanallarım o kadar büyük değil. Yağmurlarda çok şiddetli yağış geldiği zaman burada vurdu başladı tıkandı. Geriye doğru basacak. Peki nereden çıkacak? Hemen sürpriz. Bu binadan geriye doğru basacak. Yani adam kendi yaptığı eksiği ileride evini sattığı, binasını sattığı insanların acı çekmesine sebep oluyor. Asla böyle bir mühendislik uygulaması yapmayın. Ayrık sistem kanalığa varsa o zaman çatılardan gelmiş olan yağmur sularını gerçekten oraya bağlamalısınız. Veya binaların yanında oluşmuş olan yağmur suları yağmur suyu kanalına, atık su gibi oluşmuş evsel endüstriyel evin içinden gelen banyo tuvaletleri, ayrıca olmuş olan evsel endüstriyel atık su ağına bağlamanız gerekir. Bunları asla lütfen birleştirerek, karıştırarak yapmayalım. Ee, yani bu gibi yanlışlar çok büyük probleme sebep oluyor. Bunu hatta yakın, neyse isim vermeyeceğim. Yani bildiğimiz ilçelerde bile böyle yanlışları duyuyoruz. Hocam diyor bizde ayrık sistem var ama diyor adam diyor çatılardan gelmiş olan suları diyor normal atık su hattına bağlıyor. Bu sefer diyor bizim hatlarda problem yaşıyoruz. Tıkanıyor, geriye basıyor, evlerinden geri çıkıyor diyorlar. Evet onlar da ne yapsın? Lütfen böyle uygulamalarda yanlışlık yapmayalım diyerek devam edelim. Kanalizasyon tesisatının elemanlarından bahsedeyim. Evet, bağlantı boru ve bina içi tesisatı elemanları var. Şimdi bakın caddelerin yani binaların altında, yolların altında ne yapıyoruz? Yolların altında atık su arıtma, atık su kanallarını inşa ediyoruz. Cadde kanalları, toplama kanallarına, toplama kanalları, ana kanallara hattı götürecekti. Bu bizim cadde kanalımız. Ne yapıyoruz? Kaldırımlardan gelmiş olan arklar yapılıyor üstünde. Bu arkların farklı isimleri de var. Az sonra bazı diğer isimlerinden de bahsedeceğiz. Yağmur suları ne yapılıyor? Belli aralıklarla bu kaldırımlardan gelmiş olan, toplanmış olan sular cadde ağızlıklarından içeri doğru alınıp burada aradaki olan hatlarla taşınarak belli yerlerden ne yapıyor? Şu gibi yerlere geldiğinde yağmur suyu hattına uzaklaşıp bağlantıyı yaparak uzaklaştırıyorsunuz. Eğer bileşik kanal ağaysa eğer aynı kanal ağına bir de binalardan gelmiş olan bağlantıları yapıyorsunuz. Farklı yerlerde bina bağlantısını yapıyorsunuz. Ama dediğimiz gibi bileşik kanal ağını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Böyle durumlarda geri basmalar, riskler karşılanabilir. Artı dediğimiz gibi yazın çok fazla yağmurun gelmediği zamanlarda birikmeler, kokularla karşılaşabilirsiniz. Özellikle böyle bileşik kanalın olduğu yerlerde, sokaklarda yürürken bazen böyle kokulu yerlerde Aklınıza olsun acaba böyle mi diye bir soru gelebilir aklınıza. Binalarda olan, ıı, oluşan sular bina içi ile toplanıp bina bağlantı kanalı vasıtasıyla en yakın şehir cadde kanalına bağlanacaktır. Sular birleşik sistemde bir ayrık sistemde iki bina bağlantı borusu ile yapılır. Biliyorsunuz iki bina bağlantı borusu neden? İşte çatılardan gelmiş olan yağmur sularını veya ara şöyle yandan hemen topladığınız yağmur sularını yağmur suyu kanalına ee, işte Evdeki olan mutfaklardan, tuvaletten çıkmış olanları ise atık su kanallarına bağlamanız gerekiyor. Çatı alanlardan gelen yağmur burada dediğimizi anlatmış zaten. Pekala kanalların isimleri dediğimiz gibi cadde kanalları var, toplama kanalları var, ana kanallar var. Şeklin üzerinde bahsetmiştik. Caddelerden toplanmış olan e, yani bina bağlantıları cadde kanallarına yapılıyor. Ondan sonra bir de toplama kanalları var ki bu toplanan suları ana kanala ileten kanallar. Ana kanalsa arazinin en düşük kodlu yerlerinden geçirilen kalı, özür dilerim. Arazinin en düşük kotlu yerlerinden geçirilen ana kanallar atık sarıtma tesisine ulaştıran e, kanallara verdiğimiz isim. Bacalar ve cadde ağızlıkları işte bacalar konusu bizim için çok önemli. Bu baca e, evlerin üstündeki bacalar değil. Kanalların kavşak yerleri, eğim, yön, kesit değişimleri az sonra bahsedeceğiz. Ayrıca düz kısımlarda bile Kanal çapına bağlı olarak 50 ila 120 metre aralıklarla yerleştirilen bacalar. Baca yerleştiriyoruz biz. Peki nedir bu bacalar? Kanalların kontrol, temizlenme ve havalanmasına yardımcı olurlar. İki baca arasındaki kanal kısmı mutlaka düzdür. Sizin bugün yolların üzerinde gördüğünüz işte ee kapaklar hani normal cadde ağızlıkları gibi kapaklar görüyorsunuz ya kanalizasyonu müdahale ediyorlar. Tıkanıyor mesela vidanşör geliyor içinden doğru sokup müdahale ettiği yerler. İşte onlara biz baca diyoruz. Baca. Bunlar kanalizasyon bacaları. Peki bu bacalardan ne yapılıyormuş işte? E belli şartları var. Eğimin değiştiği yerlerde, yönün değiştiği yerlerde, kesit değişimi olduğu yerlerde mutlaka bu bacalardan bir tane yerleştiriyorsunuz. Bir de düz olan yollarda az sonra bahsedeceğim kanal çapına göre 50 ila 120 metrede bir aralıklarla baca yerleştirmek zorundasınız. Çünkü vidanjör mesela müdahale edecek. Düşünün ki bir baca burada öbür bacayı çok aşağıda bir yere yaparsanız vidanjörden müdahale edebilme mesafeniz var. Bunlarda problem yaşayabilirsiniz. Bir de mesela havalanması lazım. Hatıp suyun kirlenmemesi için. Bu şartlar için 50-100 metre esası güzel bir şey. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor zaten. Standartlarla bunlar isteniyor. Unutmayacağımız bir şey var. Bakın iki baca arasındaki kanal düzdür. Bugün yola çıktınız diyelim ki yolun üzerinde bir tane şurada baca gördünüz, bir de şurada baca var. Bakın bu iki baca arasındaki kanalı artık e, böyle dolanmaz, dolanmaz. Siz mutlaka kazacağınız yeri, eğer ileride bakım yapmanız gerekirse mutlaka bunlar dik bir şekilde bağlanmak zorunda. Hocam dönersek ne olacak? Döndüğünüz yere baca yerleştireceksiniz. Mesela sonra böyle dönüp devam edebilirsiniz. Bunların her biri baca'yı koyacağınız yerler. Yani sokakta, yollarda yürürken bu sefer lütfen biraz daha dikkat edin iki bacaları fark edin yukarıdan baktığınızda. Bu kanalizasyon sisteminin bacaları mutlaka iki baca arası doğrudur yani. Do doğru gider. Dönen yerlere mutlaka bacı yerleştirmek zorundasınız. E, bunu da unutmayın. Cadde azıkları az önce bahsettik. Çatılardan, kaldırımlardan inmiş olan caddelere gelmiş olan yağmur suları cadde kenarlarındaki arklardan akarlar. Bunlar ızgaralar vasıtası cadde kanallarına ulaşır. Cadde azıklarından da 35-70 metrede bir cadde arklarına veya bordur taşının yan taraflarını yerleştirilir diyoruz. <laughs> Bunlar da 35-70 metrede bir <laughs> bağlantı yapılması <laughs> düşünülen hatlardır. Yıkama ve bağlandırma elemanları. E, az önceki bahsettiğim metre gibi ifadeler yıldan yıla değişkenlilik gösterebilir. Hatta projeden projeye yerden yere. E, İller Bankası eğer bu konudaki ihaleye çıkarken kendisi yeni bir e, metre mesafesi de isteyebilir. E, güncel bir kitap da var bununla ilgili. Aslında ders notlarını ileriye doğru güncellemeyi düşünüyoruz. Ama şu anda bunlar bize fikir vermek için yeterli. Yıkama ve havalandırma elemanları var. Özellikle atı su kanallarının yukarı menba kısımlarında yetersiz akışlardan meydana gelen çökeltiler. İşte bu problemden az önce bahsetmiştim. Hani az geldiği zaman çökelti oluyor. Birikiyor orada. İşte bu çökeltilerin bol su ile yıkanarak temizlenmesi ve akıtılması gerekir. Bu maksatla bu tür kanalların başlangıç kısımlarında yıkama kanalları teşkil edilir. İşte bazen buraya ne yapıyorsunuz? Yıkama kanalı inşa edebiliyorsunuz. Kanalların havalandırılması caddelerdeki baca yağmur suyu ile bina işte tesisat borularının çatı üzerine uzatılmasıyla sağlanır diyoruz. Şimdi e, drenaj bacası ile normal uygulamalardan e, birkaç tane dışarıdan resim göstereyim. Ondan sonra konuya devam ederiz. Evet devam edelim. Kanal A'nın özel yapılarından bahsedelim. E, bu yıldan yıla bazen yeni parçalar mutlaka ekleniyordur. E, sifonlar ve ters sifonlar kanalların akarsu yol tünel gibi engellerle karşılaşması halinde kesişme yerlerinde kanalı alttan bağlamak gerekebiliyor. Mesela bir kanalla geldiniz. Diyelim ki bir vadi gibi bir yere inip çıkıyor. E, kanalı burada üstten doğru göstermek çok güzel bir hareket değil. Yani bazen yolların altından bağlanan kanalları görebilirsiniz. Böyle durumlarda şöyle bir yapı elemanı yapılıyor. Şuradaki olan hatta bağlamak için. Buna işte ters sifon diyoruz ters sifon. E sifon su kaynaklarında eskiden şu kanaletli sulamadaki sulardan almak için yapılan yapıyor. Şuna biz sifon diyoruz. Sifon. İçindeki olan havayı aldığınızda bu mesafe belli bir miktar aşağıda olduğu zaman akış sağlanıyor. Akışkanlar mekaniğinde bunun dengesini görmüştünüz sanırım. Bunun tersine, ters şeklinde olana ters sifon diye isim veriyoruz. E, hemen bakalım internetten gerçek bir resmini gösterelim. Evet. E, dolu savaklar ve sağdan kanalları var. Az önce göstermiştik. Bir yerden daha fazla, özellikle bileşik kanallarda e, fazla yağış gelmesi durumunda savaklama yapmanıza yarayan yerler. Su tutma hazneleri. Bileşik sistem kanallarında şiddetli yağışlarda biriktirdiği suyu yağmurun dinmesinden sonra yavaşlatan bildiğiniz basitçe e, su geciktirme gibi taşkınlara karşı önlem almak için nasıl ki su geciktirme yapılır. Aynısı e, çok şiddetli olan yağışların akarsu şey kanalizasyon hattını boğulmasını istemediğiniz zamanlarda böyle su tutma hazineleri yapabilirsiniz bazı yerlere. Terfi tesisleri derindeki bir kanaldaki suyun daha yukarıdaki bir kana verilmesi için az önce bir şekil çizmiştim. Kanalla mecbursunuz aşağı doğru inmeye. İndiniz 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 daha yukarıda bir kanal var. Mecbursunuz buradan buraya bağlamaya. İşte o zaman terfili bir sistem yapmanız gerekiyor. Buradaki olan santifrüj veya salyangoz pompalar kullanılıyor. Eskiden bu pompaları görmek zordu. Bugün Koçtaş'a bile gitseniz atık su pompası diye yazarlar. Yani burada atık su pompası. Eskiden büyüktü. Şimdi küçük boyutlarda bile var. E, tabii farklı özellikle bunlar. Yani e, işte katı maddenin daha fazla olduğu olan parçaları yolacak olan pompayla ile tabii basit olarak sadece suya yakın atık suyu gönderecek olan pompa aynı özellikte değil tabi. Bunlara da bakarsınız. Arıtma tesisi ve tahliye kanalları Atık sular gitti alıcı ortama verilmeden önce mutlaka arıtması gerekiyor. E, arıtma tesisindeki olan sularda deşarj standardı denen standartlar var. Deşarj standartına uygun halde ne yapılmalı? Alıcı ortama tekrar verilmesi gerekiyor. Mansap dökülme yeri tahliye kanalıyla akıtılan suların bu kanalın sonunda teşkil edilen mansap yerinden alıcı ortama bırakılmalı diyoruz. Şimdi Kanal A şekillerinden bahsedelim. Kanal ağları e, mevcut yerin topografyasına göre karar verilir. Bunların çeşitli isimleri var. Çok da bahsetmeme gerek yok bence. Yani ağda ya böyle birleştirmiş halde dikey bir şekilde kanalları sadece yerleştirerek, toplanmaları bağlayarak yapabilirsiniz. Ana kanalı sahile paralel olmuş bir kanala yapabilirsiniz. Ana kanal sahile paralel. Ee, yukarıdan gördüğünüz gibi diğer kanalları bağlayabilir veya katlı paralel yapabilirsiniz. Mesela katlıca paralel yapabilirsiniz. Arazinin şartlarına göre. Sonra bir tane işte toplama kanallarıyla aldıktan sonra ana kanalla toplayarak arıtma tesisine getirebilirsiniz. Veya işte yelpaze şeklinde arazinin tamamen şekline bağlı bunlar. Yani yüksek kottan alçak kota doğru nasıl akışı ayarlıyorsanız bunlara göre sistemleri seçiyorsunuz. Daha çok üstten görünüşte şuradaki olan şekil anlatılır. Bakın bunu gözünüze alıştırın. Bunlar bacaların görünümüdür. Şu yuvarlak olanlar bacaları göstermek için kullanılır. Şunlarsa bizim caddelerdeki oluşan ağlarımızı gösteren e, çizgilerdir. Evet, yine işte halde farklı yerlerde şey yapılar var, e, yani yerleşim bilimleri var. Bunları ne yapıyorsunuz bir arada farklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok fazla değinmiyorum arazinin şekline göre farklı e, olarak modelleyebileceğiniz planlar ders notunuzda var. Kanal alanın planlanması konusuna gelelim. Nasıl planlanıyor? Yani hangi esaslar dikkat edilerek kanala projelendirilir? Bir mühendis olarak nelere dikkat ederiz biz? Özellikle projeler söz konusu yerleşim biriminin 30 veya 50 yıl sonraki nüfusunun iskan edilebilecek imar planına göre yapılır. Bu önemli. İmar planının 30 veya 50 yıl olması. Evet. Demek ki 30 veya 50 yıl sonraki nüfusun iskan edebilecek olan imar planına göre yapılmalıdır. Ee, tüm binalar her cadde ve sokağa hizmet edebilmeli. Yani binalarda normalde kanalizasyon şebekesi oluşan her yere hizmet edebilecek şekilde planlama, projelendirme yapmalıyız. Potansiyel olan bazı hizmetler kullanılmalı. Nerede savak, nerede sifon gerekiyor bu gibi planların yapılması gerekiyor. Hangi kanalizasyon sisteminin yani ayrık mı bileşik mi'nin seçildiği önemli bir durum. Seçim sebepleri neler, diğer sistemin olumlu ve olumsuz yönleri açıklanmalı böyle e, projelendirmelerde. Yani mesela düşünün ki bir yerde eskiden e, birleşik bir sistem var. Siz acaba yukarıdan ya da aşağıdan daha farklı bir yeri e, ayrık sistem haline dönüştürür müsünüz? Yukarıdan gelene göre ayrık sistem haline dönüştürür müsünüz? Evet dönüştürmelisiniz. Yani ne kadar ayrık sistemi dönüştürebilme imkanınız varsa bunları düşünmeniz gereklidir diyelim. Kanalar şeklinin nasıl olacağı, ana kanal geçkisi ve dol sabakların yerleri belirtilir. Arıtma tesisinin yeri, tipi, yöntemi bunların tercih sebepleri anlatılır. Arıtma tesisinin e, tiplerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtmalar var. Biz onlardan sizi sorumlu tutmuyoruz. Ama e, normal bir yer yapılacaksa bunun e, sebepleri ortaya konmalıdır tabii sorun pompajı gerekiyorsa pompajların sebepleri açıklanır. Arazinin düştüğü yerlerde bazen pompalama yerlerine ihtiyaç düşe ihtiyaç olabiliyor. Seçilen sisteme uygun hesap esasları belirtilir diyoruz. Hesap esasları nelerdir? İleride mesela boy kesit anlatılacak. Boy kesiti bugün anlatmayı planlıyorum. Ama normalde hem de boru çaplarına karar verilir. İlerideki bazı hesaplamaları sizde var. Yani ders notunuzda kanallarda hidrolik hesap nasıl yapılır? Mesela şurada İdolik hesaplar anlatılıyor. Ee, bu kısma ama giriş yapmayacağım. Ee, normalde sorunlu değilsiniz. Yine şeyler e, sizin elinizde bir ders notu olmuş olacak. Merak ederseniz ileride belki icap ederse çözmeye çalışırsınız. Gerçi bunları kendi başına hemen anlamanız biraz zor ama e, gene de elinizde bir ders notunun olması size bir yarar sağlayacaktır. Ee, gerçi şu andaki sistem daha kolay. Yani tam dolu akış %50 dolulukta projelendirmenizi istiyorlar. Çok daha kolay bir şekilde hesaplamaları yapabilirsiniz diyelim. Şehrin bölgelere ayrılması ve kanal geçkisinin belirlenmesi. Bu gibi kısımları da es geçiyorum. Siz geçkileri elbette bölgenin topografyasına göre karar veriyorsunuz. Özellikle önce ana kanalın geçtiği yere karar verilir. Arazinin en düşük kodlu yerinden ana kanal geçirilir. Sonra toplama ve cadde kanallarını buna bağlamak için sistemlerde projelendirme yapmanız gerekiyor. Şimdi bir e, binalar ada ada dağılırken e, siz bu adaların kenarlarından geçecek şekilde kanalizasyon ağ planlaması yapabilirsiniz veya bunları dört tarafından e, caddeleri dört tarafından kesecek cadde kanalı koyabilirsiniz. Burada önemli olan bir şey var bakın. Unutmayın bunu. Drenaj bacalarından, drenaj bacalarından giriş birden çok olabilir. Giriş birden çok olabilir. Olabilir ama çıkış çıkış sadece bir tanedir. Bunu unutmuyorsunuz bakın bu önemli. Giriş birden çok olabilir ama çıkış sadece bir tanedir. Mesela şu baca için konuşalım. Bu baca giriş nasıldır? Bakın şöyle ne olmuş? Üst kottan bina bağlantıları aslında ayrımı da var. Buradan şöyle araziyi bir dörtgen olarak ayırıyorsunuz diyelim. Bu dörtgenden işte şuradaki olan alanlar buna bağlanıyor. Şuradaki olanlar şuna, şuradaki olanlar buna diye taşınıyor. Ben ondan sizi sorumlu tutmayacağım. Bunların bir alan hesapları da var ama ihtiyacımız yok. Şimdi bu kanal ağlarından atık sular nasıl toplanır? Bakın şuradan yüksekten aşağı doğru geldi. En sonda arıtma testine vereceğiniz olan ana kanala ulaştığı yer görüyorsunuz planda. Bakın burada ne yapılmış? Şu drenaj bacasına hem buradan gelenler hem şuradan gelenler girmiş. Giriş birden çok olabilir. Yani bir tane olmak zorunda birden çok olabilir ama çıkış çıkış sadece bir tane. Bir yerden sadece. Peki hocam şu ne o zaman? Şuradaki durum ne? Burada herhangi bir bağlantı yok. Burada ne yok? Şu drenaj bacasıyla herhangi bir bağlantı yok. Ben şuradan sadece bu caddedeki kanalı başlatıyorum. Cadde kanalını ne yapmıyorum? Drenaj bacasına buradan bağlamıyorum. Çıkışını şuradan ayarladım. Ha bunun diğer türlüsü de olabilirdi. Mesela eğim size göre şuradan bağlayıp bunu mesafeli bırakabilirdiniz. O da sizin kendi tercihiniz tabi. Ama bu şekle göre olan durum tek bir çıkış var. Şurası ise ayrı bir cadde kanalının başladığı yeri gösteriyor. O halde buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle deniz bacalarında birden çok giriş olabilir ama çıkış sadece bir tane olmalı diyoruz. Bina adalarının sadece bir tarafında cadde kanalını inşa edebilirsiniz. Yani şöyle tamamen üstten yapmaktan, kenarlarla ayırmaktan dört tarafını kesmeye ihtiyacınız yok. Sadece alttan toplayarak da yapabilirsiniz. Bu tabi belli e belli şartları var. Bunların ekonomiklik analizine ve arazinin izin verdiği kısma göre karar vermeniz gerekiyor. Bu adalarda nasıl yerleşim birimleri var, buradan kaç metrede buraya bağlayabileceksiniz bu gibi durumlar sizin kanal ağını tercih etmenize etkindir. Onları bahsetmiyoruz biz. O halde böyle yaptığınızda da yine direnaj bacalarına bakarsanız bir tane çıkış var bütün direnaj bacalarında. Veya biraz karışık olarak kadastrolarda karışık olarak geçmiş olan yerler olabilir. Bu gibi karışık olan yerlerde e, ne yaparsınız? İşte sadece so sokaklardan geçmek bazen düzenli olmayabilir. E, yani bazen size fazla ekonomik gelmeyebilir. Örneğin e, yeni kurulan belediyeler vardır böyle karışık yerlerin olduğu köy belediyeleri gibi. E, bu gibi yerlerde ne yapamazsınız? Cadde sokaklardan her an hemen geçiremeyebilirsiniz hattı. Böyle olduğunda çünkü hatlar çok uzun çıkar ama ne yaparsınız? Binaların yanlarından, aradaki olan yürüyüş yollarından ikisini birbirine bağlayarak hattı götürebilirsiniz. Böylece bir binaların bağlantılarını uzaktan bu hatta ulaştırarak atık suyu toplayabilirsiniz. Ya yani şöyle yapsanız daha farklı bir maliyet yapacakken bununla daha kısa borularla iş görüyorsunuz. Zaten bakın burada da demiş. Bazen %30 ila %50 daha kısa bu gibi olan yerlerde planlama yapabiliyorsunuz. Ha tercih edilir mi normalde? Ee, tavsiye etmemekle beraber yani ileride bazen hatlarda düzeltme yaparsınız. Şu anda ekonomik durum bunu tercih ediyorsa böyle yapabilirsiniz. Onu da söylemiş oluyoruz. Diyelim. Cadde kanallarının yeri ve sayısı Cadde kanallarının yeri ve sayıları Şimdi bunlar Türk standartlarında belli edilmiş zaten. Bunların standartlarda ve belli konumları var. Bu konumlardan ben önemli olan kısımlarına değineyim. Siz diğer kısımları metini okuyarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bakın içme suyu şebekesini anlatırken içme suyu şebekesinin konusunu da burada size hatırlatmak lazım. Ne demiştik? Belli bir mesafenin altında boruyu yerleştiriyoruz. Altında yastık tabakası var. Bu derinlik don derinliği kadar altına iniyordu. Bakın aynısı burada var işte. Bana diyor ki içme suyu hattını nereye koyuyorum? Önce sorumuzu şöyle sormalıydık aslında. Tekrarlayalım. Acaba içme suyu hattı mı daha üsttedir kanalizasyon hattı mı? Hocam şekil var. Dolayısıyla hemen söyleyelim içme suyu hattı. İyi de sebebi nedir? Sebebi nedir? Şimdi kanalizasyon hatlarında bazen ne olabilir? Sızıntı olabilir. Buradan eğer sular sızarsa, eğer bunu yukarı yaparsanız buradan sızan sular nereye gidebilir? İçme suyu hattına karışabilir. Bu sefer binalara verdiğiniz içme suyu hattı kirlenebilir. Onun için özellikle yolların altında borular yerleştirilirken en kirli olan en alta konacak şekilde yapılır. En kirli en alta. Bunu unutmayın. En kirli en alta konacak şekilde yapılır. Bizim için kanalizasyon boruları en kirli olduğu için bunları işte en alta koyarak projelendirme yapıyoruz. Peki içme suyu hattı bakın içme suyu hattı zaten ne olacak? Don derinliğinin altına yerleştirilmek zorunda. Don derinliği mesafelerimiz vardı. Bizim bir buçuk metreye kadar olabiliyordu. bu don derinin altında içme suyu var. İçme suyu borusu bittikten sonra yaklaşık 30 santimlik bir ara vererek bunun altında kanalizasyon borusunu koymak gerekiyor. Buradaki olan durumlarda da bakın çapraz koyuyorsunuz. Bunu bunun altına yerleştiremezsiniz. Tabii ki yerleştiremezsiniz. Çünkü kazmanız gerekti diyelim ki yukarıdan aşağı doğru arıza oldu. E i̇çme suyu hattını patlatıp aşağı inecek haliniz yok. Birbiriyle çapraz yapmanız gerekiyor. Bu da işte yer demek oluyor. Yani bir yolda iki tane kanalizasyon hattı geçireceğim deseniz, bunun yanına bir tane daha tekrar yer açacaksınız demek. O da büyük bir problem teşkil edebiliyor bazen. İçme suyu ve kanalizasyon hattlarının planlardaki görünümü ve kesitteki görünümü. İçme suyu ve kanalizasyon borularının yerleştirilmesinde bazı A, B, C, D gibi mesafeler verilmiş burada görüyorsunuz C gibi, D gibi ve don derinlikleri gibi Bunlarla ilgili olan ifadeler bir sonraki olan tabloda verilmiş bu değerler. Ama bu yıldan yıla değişebiliyor. Çok üzerine değinmeyeceğim bunların. Onun için hızlıca geçiyorum. Kanal bacalarının yapıldığı yerler nerelerdedir? Daha önce bahsetmiştik. Kavşak yerlerinde mutlaka yapılır. Değiştiği yönlerin değiştiği yerlerde. Bir sonraki sayfada bunun şeyi var, şekli var. Orada gösterelim daha güzel. Bakın mesela Birden çok sokaktan gelen ayrı kanalizasyon cadde kanalları geldi, birleşti. Buna kavşak diyorsunuz. Kavşak. Yollar nasıl ki birleşse kavşak diyorsunuz. Bir bacaya da birden çok caddeden e, e, kanalizasyon hattı ulaşırsa buraya kavşak dedik. Bu kavşaktan gelenler birden çok olabilir ama giden sadece bir kanal. Unutmayın. Kavşakların geçtiği yere mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Bir baca yerleştirmeniz gerekiyor. Zaten mecbursunuz bu bağlantıyı yapmak için. Veya yön değişimi Yön değişimi. Bakın iki baca arasında mutlaka doğrudur. Yani aradaki olan hat düz gider. E, yönü değiştirmek istiyorsanız eğer şu yöne çevirecekseniz o zaman buraya mutlaka bir baca koymanız gerekiyor. Veya eğim değişimlerinde bir J eğimli var. J1 eğimli. Şurada da bir J2 eğimi var. Eğimi değiştirdiğiniz yerlerde de baca koymak zorundasınız. Bunu unutmayın. Veya işte çap değişimi yapacaksınız. Örneğin yüksek çaptan geldiğiniz büyük bir küçük çapa doğru geçeceksiniz veya tersini olması durumlarında ee, daha çok kanalizasyon hatları zamanla atık su arıtma atık su miktarı arttığı için küçük çaptan zamanla büyük çapa geçmek zorunda kalacaksınızdır. Böyle durumlarda mutlaka yine drenaj bacası koyacaksınız. Ters durumu olmaz. Az önce dilimiz sürüştüğü için yanlış söyledik. Şimdi düzeltelim tekrar. Kanalizasyon hatlarında her zaman cazibeli iletim geçerli olduğundan bunun bağlandığı yerlerde atık sular giderek küçük çaptan başlayıp atık su miktarı arttıkça çapı büyütürsünüz. Onun için bu gibi büyütme yerlerinde direnç bacası yerleştiriyoruz. Unutmayalım. Boy kesitlerde yine işte değişmiş olan bir bunun boy kesitteki görünümünü gösteriyorsunuz. D1 çapı gelmişken D2 çapına geçmişseniz bacayla bu geçişi sağlamış oluyorsunuz. Yine düşülü baca koyduğunuz şartlarda bazen cadde iminin ...bu cadde eğiminin çok yüksek olduğu zamanlarda... ...düşülü baca yapmamız gerekebiliyor. Bunu ilerleyen zamanda zaten profil sorusunda anlatacağım size. Düşülü baca yapmak istediğiniz yerlerde... ...düşülü bacayı koyduğunuz yerlerin her yerine... ...yine bir tane baca inşa etmeniz gerekiyor diyelim. E yine düz kısımlarda peki bunlardan hiçbiri yok. Bunlardan hiçbiri yok. Şöyle dümdüz gittiği bir hat var. Dümdüz gittiği hatlarda bile... Belli bir LS mesafelerde ne yapmanız gerekiyor? Düşürü baca yerleştirmeniz gerekiyor. Peki bu ne zaman? Hangi LS mesafeleri nedir derseniz o da iki sayfa önce şu altta bahsedilmiş. Diyor ki buradaki kanalizasyon hattında kullandığınız boruların çaplarına göre baca aralıkları verilmiş. Baca aralıkları. Yani düz olması durumunda mecbursunuz bu kadar bacaya yani maksimum bu kadar aralıkta baca koymaya mecbursunuz. Eğer 35-45 cm arasındaysa atık su kanalı inşa ediyorsanız o zaman 60 metrede bir mutlaka baca koymanız gerekiyormuş. Eğer yağmur suyu veya bileşik sistem kanalı yapıyorsanız bu sefer de 70 metrede bir drenaj bacası koymanız şey baca koymanız gerekiyormuş diyelim. Buradan hatlara göre tercihimizi yapacağız. Bunu bu e, sayısal uygulama yaparken boy kesitlerde bu hattı kullanacağız bu tabloyu unutmayalım. Diyoruz. Bu Halde bundan da bahsettik. Bacaların konma yerlerini anlattık. LS'lerden de konuşmuş olduk. Şimdi kanallardaki hendek derinliği ve genişliği ne kadar olacak? Tesis maliyetini etkilediğinden kanal hendek derinliğinin gereğinden fazla olmamalı tabii ki. Minimum endek derinliği don derinliğine, varsa trafik yüküne ve kanal çapına göre belirlenir. Bu derinliğe bina bağlantı borusunun eğiminden kaynaklanan kod farkı eklenir. Şimdi düşünün ki bir bina var bir de yolunuz hattı var. Şimdi bir don derinliği var. H don. Bu kadar aşağı inmek zorundasınız. H don derinliği. Mecbursunuz zaten. Buraya koyacağız. Bir de ne var? Buradan bağlantılı yaptığınız bir kat varsa. Alt kat diyelim ki. Buradan buraya bağlarken şu aradaki bir J çarpı L var. J çarpı L. Bunu da buraya ne yapmalısınız? Eklemeniz gerekiyor. Başka ne varmış bakalım. Ee, genelde bu bağlantı borusunun çapı 20 cm. Şuradan bağlantı yapacağınız borunun çapı genelde 20 cm'lik borulardan. Eğimi de 1 bölü 100 olarak genelde alınır. Bunun eğimi de yani şuradaki eğim 1 bölü 100 olarak genelde alınır. Ayrıca bodrum döşeme ağızlıklarındaki sifonlardan bodrum döşemesi alanındaki bağlantı girişlerinin alanı, bağlantı girişlerinin alandan geçme mecburiyetinden dolayı 30 santimetrelik bir ilave derinlik yani şuradaki olacak kirişlerden dolayı bunun altına bir de 30 santimetre ekliyorsunuz. Artı şu değerlere artı 30 santimetre. Bir sonraki sayfada var. Bina ile kanal arası 10 metre kabul edilirse o zaman bunun hesabı minimum dolgu yüksekliği yani kanal sırt derinliği şöyle bulunurmuş. Bakın ne diyor? Bir buçuk metre benim için don derindeki olan maksimum değer olarak esas edildi minimum değer olarak şimdi bir hesabını yapıyor. Sonra geliyor 0.2 dediğimiz gibi 20 santimetrelik yükseklik. Sonra 30 santimetrelik bir derinlik yani kirişin seviyesinden dolayı o da 0.3 olarak alınıyor. Sonra aradaki olan 10 metre bağlantı düşünülürse 1 bölü yüzlük şu bağlantıdan oluşmuş olan J çarpı L değeri. Bütün bu değerleri toplarsam 2.1 metre yapıyor. Ee, bu arada bodrum derinliği şunu okumadan başlamışım. Size diyorum ki yani bunu anlayın. E, tabii ki anlamamanız normal. Tekrar konuya geri gelelim. Bakın ne yapmışım. Burada bir satır atlamışım. Ee, şimdi bahsedince şu ne diye aklımda geliyor. Bakın burada bahsediliyor yine şu değer. Bodrum derinliğini 1.5 metre alarak Şuradaki olan bodrum derinliğini 1.5 metre alırsam eğer Ondan sonra döşeme kalınlığı da 20 cm olarak kabul edersem Giriş yüksekliği de 30 cm İşte bu gibi değerlerle Hadi bakalım hesaplayalım dedik biz. Bodrum derinlikte niye 1.5 metre yaptık? E, bağlantı yapılırken 2-2.5 metrelik olan kısımlardan yapılmaz. E, yani tam kanaldan yapabilirsiniz alttan ama genelde e, aradaki olan kirişler bağlantılar yapıldıktan sonra toplarsanız zaten kaç yapar? 1,5 1.7 2 metre yapmış oluyor zaten yaklaşık olarak e, bir katla ilgili ekleyeceğimiz mesafe. Bakın şurası 2'ye yakın ve buradaki aradaki olan bağlantıdan 2.1 metre olarak ne olmuş oldu? E, minimum e, kanalımızı derinle koymamız gereken sırt derinliği. Bu arada kanal sırt derinliği ne demek? Onu da bahsedelim. Şimdi mesela aşağı indiniz Şöyle bir kanal yerleştirdiniz. Şuradaki borunun üst üstünden borunun üst kotundan caddeye kadar olan mesafeye sırt derinliği deniyor. Sırt derinliği. Bununla hep karşılaşacağız. Bir de kazı derinliği var. Kazı derinliği daha aşağısı. Şuradan tamamı. Şuna da kazı derinliği deniyor. Tabi bir 10 santimlik yastık mertebesi de içine etkileyeceğiz. Onu da ilerleyen zamanda sıkça karşınıza gelecek. Şimdi Minimum hendek derinliği ise bu kanalın çapı ekleyerek hendek derinliği ne demek kazı derinliği ile aynı şey yani minimum hendek derinliği veya kazı derinliği bu değere çapını ekliyorsunuz ve kanal altında 10 santimetrelik yastık yüksekliğini ekliyorsunuz az önce bahsettiğimiz gibi kazıdınız kanalı yerleştirdiniz bunun altına 10 santimetrelik bir yastık var dolayısıyla şuradaki olan hendek derinliği veya kazı derinliği ne olmuş olur? 2.1 metre az, az önce hesaplanan değer artı D çapı artı 0.1 dolayısıyla 2.2 artı D şekline gelmiş olur diyoruz. Örneğin bina bağlantılarında genelde 20 santimetrelik bağlantı kullanıldığına göre bunu da yerine yazarsanız 2.4 metrelik e, minimum bir kanal derinliği elde etmiş oluruz diyoruz. Kanal derinliği minimum 2.4 metreymiş. Sırt derinliği ise 2.1 metre olarak gözümüze çarpmış oldu. Bodrum katı bulunmadığında ne olur? Bodrum katının bulunmaması halinde bakın şunu diyemezsiniz. 2.1 metre bodrum katının yüksekliği 1.5'tu. Çıkartayım. Mesela neden şunu demiyorum? Bodrum katı 1.5 metre aldım ya. Buradan şimdi 2.5 eksi 2.1 eksi 1.5 neden 0.6 metre diyemiyorum? Neden diyemiyorum? Neden diyemiyorum? Bakın zaten don derinliğinin altına yerleştirmek zorundasınız. Don derinliği ne kadar oluyordu? Az önce tabii içme suyu şebekesi olan konuda var. Don derinliğinde minimum 1-1.5 metrelik olan kısmı her halükarda sağlamak zorunda olacağınız için bu değer 2.1 yerine en fazla en az kaça inebiliyor? 1.5 metreye inebiliyor. Bu arada şunu lütfen tekrarlıyorum. Yani hemen şeklinde göstereyim. Şuradaki don derinliğinin esas olduğunu unutmayalım. Yani ben kanizasyon hattını don derinliği artı içme suyu artı 30 santim ondan sonra zaten yerleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla kiriş yüksekliği ve benzeri şeyleri eklediğim zaman aslında bunları da göz önüne almış oluyorum. Peki çıkartırken? Çıkartırken işte direkt şunların daha üstüne çıkartamam. O zaman şu don derinliği mevzusu var. 1,5 metreyi ondan dolayı esas etmek zorundasınız diyelim. Ama dediğim gibi birden çok etmem var. Kanalizasyonda yani yolun altında içme suyu şebekesi varken onun daha üstüne zaten çıkartamazsınız. Ee, ama projelendirme yapıyorsunuz. Siz daha sıfırdan inşa ediyorsunuz. E, don derinliği mevzusunda da problem hissetmediniz. O zaman e, bu değerleri seçerek işlem yapabilirsiniz diyelim. E, şimdi bir de ne yapalım? Eee Kanallarda maksimum dolgu sırt derinliği 6 metre olarak alınır. Demek ki minimum aslında 1.5 metreye kadar geldi. Bu 1.5 metrede kazı derinliğine kadardır? Kazı derinliği yine 0.2 yani 20 santimlik bağlantı olur. 0.1 de yastık e, olacağını düşünürseniz 1.8 metre kazı yapılması gerekir. 1.5 metre olan derinlik kabul edilse bile. Peki maksimum dolgu yani sırt ve hendek derinliği ne kadardır? 6 metredir. Şimdi bir hendek yolun altından kanalizasyon gidiyor. Maksimum şurası ne kadar olurmuş? 6 metre. Buradan daha yüksek olamaz. Zaten siz de düşünsenize 2 kat yüksekliği gibi bir şey neredeyse. 2 e kat yüksekliği kadar arazi kazarak bu işlemlerini rahat bir şekilde yaparsınız belki. O da zorlanırsınız yine. Ve bundan daha da derine inemiyoruz artık. Bu da bizim maksimum sırt derinliğinde izin verilen sınırımız diyelim. Daha derin hendek açılması hem ekonomik değil hem de hendeğin açılması zordur diyoruz. Müdahale etmeniz gerekir bakım için yine zorlanırsınız. Peki maksimum olduğu şu durumda. Benim alttaki olan şu kazı derinliğim ne kadar olur? Bu 6 metreye boru çapını ekleyeceksiniz. 0.1 metre yine yastık tabakasını ekleyerek bulmuş olacaksınız. Altta bir yastık tabakası da var. Dolayısıyla hendek derinliği veya kazı derinliği 6.1 metre artı D şeklinde hesaplanmış olur. Genelde hendek genişlikleri e, yerden geri değişebilir ama 0.3 cm ve 0.3'er her iki taraftan 30'ar santimlik hendek e, kazısı yapmak gerekebiliyor. Şöyle düşürseniz her iki taraftan işte 30'ar santimetrelik bir derinlik şey bir e, kazı mesafesi yapmak gerekebiliyor. Kanallarda hidrolik şartlar nelerdir? Burada bazı düzeltmeler de yapacağım. Şimdi bizim minimum akış şartını sağlaması gereken minimum hızlar var. Bir de maksimum hızlar var. Bunlar önemli. Yani ben şu şartları sağlayacak olan ileride Gmin değerleri nedir? Veya şuna karşı Gmax değerleri nedirin Kararını veriyorum aslında. Yani hidrolik olarak hesap yaparsam Bunlara göre minimum maksimum eğimleri seçmek durumundayım. Peki nedir bu hızlarda sınır verilen şartlar? Bu arada şurada bir düzeltme yapın. Burada kısmi akış veya dolu akış gibi ifadeyi kullanmıyoruz burada. Şimdi kısmi akışta kastımız %50, %60, %70 doluluk gibi bir doluluk. Kısmi akış. Diğeri ise tam dolu akış. Tam dolu akış bile olsa cazibeli akış şartı vardır kanalizasyonda unutmayın. Ama ben böyle bir ayrım yapmıyorum burası için. Atık su kanallarındaysa eğer minimum akış hızı 0.5 metre bölü saniye. Eğer bileşik sistem veya yağmur suyu kanalı ise minimum akış hızı 0.6 metre bölü saniye olarak projelendirmesi gerekiyormuş. Bundan daha düşük hız olursa işte birikmeler olur. Artık çökelmeler sonucunda e, ne yaparsınız? Kötü kokularla karşılaşabilirsiniz diyelim. Peki maksimum izin verilen sınırlar nedir? Maksimum izin verilen sınırlar atuksu ve bileşik sistem kanal ağlarında 2.5 metre bölü saniyeye kadar izin veriliyor yağmur suyu kanal ağlarında ise ise 4 metre bölü saniye kadar izin veriliyor diyoruz bütün bu kanallarda hangisi olursa olsun minimum akış yüksekliği ne kadar olmalı bakın Şuradaki alttaki minimum değer 2 santimetre olması lazım yani burası 2 santimetreden daha büyük olması lazım 2 santimetreden daha az bir yükseklik kanallarda çökeltilerin oluşmasına sebep oluyor yani ister bileşik ister ee Ayrık sistem olursa olsun gene de bu 2 santimi sağlamak zorundasınız. Bütün kanallarda bu geçerli. Ee, zaten daha önce anlattığımız bu çok yazın kırık olan yerlerde bileşik sistem kanalı tercih edilmemelidir dememizin sebebi işte buydu. Yani yağışların gelmediği zamanlarda kanalı büyük planlarsanız buradaki olan minimum 2 santimetreden daha az derinlikte bir su akışı ve çökeltilerle karşılaşabilirsiniz diyoruz. Buraya kadar herhangi bir sorunuz var mı? Buradaki olan boy kesit konusuna girmeden önce sözel bahsedeceğim diğer konular var. Onları bir bitireyim. Sonra boy kesit konusuna geri gelmek için bir ara verip boy kesiti anlatıp sayısal uygulamalarını beraber yaparız. Şimdi önce iki sayfa sonraki ağının projendirmesini anlatalım e, hidrolik hesaba kadarki olan kısmı anlatayım. Ondan sonra geri gelerek boy kesiti tarif edip Sonra inşallah uygulama yaparız. Artık su kanal ağları nasıl projelendirir? Artık bunların haritalardaki çizimleri kısmını geçiyorum. Güncel programlarla, farklı yöntemlerle, belediyenin imar planları yardımıyla yapılıyor bunlar. Su toplama alanları belirlenir. Ne kadar alandan su geldiğine ait yağmur suyu kanalı projelendiriyorsunuz özellikle. Yine bacalarda ne kadar bir yüklenme gelecek alana göre bir hesapları var bunların. Geçiyoruz onlardan da sorumlu değilsiniz. Evet. Şimdi önemli koyu, gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Mesela kanal bacalarının numaralandırması nasıl yapılır? Numaralandırması. Numaralandırma şöyle olur. Bizim her zaman baca numaralarımızda akış düşük numaralıdan yüksek numaralıya doğrudur. Bakın her zaman düşük numaradan düşük numaradan yüksek numaraya doğrudur. Şimdi mesela Şurada 6 ve 7 bağlantısı var değil mi? Bu 7 şöyle, şöyle yazılır. 6 ve 7 akış nereden nereyedir? 6'dan 7'ye doğrudur. Mesela yine 8'den 10'a. Hangisi küçük? 8. 8'den 10'a doğru akış vardır. Ya da 10'dan 11'e doğru. Akış aşağı doğrudur. Dolayısıyla asla ne yapmayın? Yanlış numaralandırma yapmayın. Mesela numaralandırırken ne olur? Şöyle bir hat projelendiriyorsunuz. Buradan da bağlandı. Şuradan da buraya bağlandı. Bakın bu drenaj bacalarına isim vereceğiz. Bacalara isim verelim. Şimdi nasıl, nasıl veriyoruz? Buraya 1 diyemem ben. Çünkü ne olacak? Akışım şuradan arıtma tesisine gidecek. Burası üst kodlar. Bunlar da alt kodlar. Şimdi nasıl numaralandırıyorum? 1, 2, 3. Şimdi bakın şuna 1 dedim. Bu 1. E şurası dönen yer olmalı 2. Şimdi buraya, şuraya 3 diyebilir misiniz? Buraya 3 derseniz, şuraya 4 derseniz akış buraya olmuş gibi olur ki yanlış olur. O zaman ne yapmalısınız? Şuna 3 diyeceksiniz. Buna 3. Burası ise 4 olacak. Sonra geliyorum 5. Sonra geliyorum burası 6 olmaz. Bakın 6. Eğer uzakta daha farklı olursa onlara da isim verecektik. Hatta bir tane de öyle bir hat çizelim bakın. 2 tane gitsin. Şöyle ve böyle. 2 tane gitmiş olsun. Bunlara da isim verelim. Bakın 5, 6, 7 buna 8 demiyorum. 8, 9, 10 demiş oluyorum. Ve ondan sonra devam etmiş oluyorum. Numaralandırırken demek ki düşük numaralı bacadan yüksek numaralı bacaya doğru akış olacak. Ona göre numaralandırmanız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bunu unutmuyorsunuz. Her bacaya giriş birden çok olabilir ama çıkış sadece bir tanedir. Ona göre bakın şurada iki tane giriş var. Çıkış sadece bir tane her bacaya bakarsanız giriş iki tane olabilir ama çıkış sadece bir tane olacak şekilde projelendirmeniz gerekiyor. Kanal ağları yapılırken bacalara düşen alanlar genelde şöyle daha önce göstermiştim. Ee, köşelerden ayırırsınız. Bu altı buraya kadar giden, bu dörtten geçecek olan, bu da buradan geçecek olan atık su miktarıdır diye belirleniyor. Ee, aslında bu daha çok yağmur suyu hatlarında çok yardımcı oluyor. Alan hesabı yapmanız gerek. Ee, ne kadar alandan ne kadar yağmur suyu gelecek. Rasyonel metot denen hidrolojide gördüğünüz Q eşittir işte C çarpı A çarpı H üzeri buçukta hesaplama yaparak gelen yağmur suyu miktarını tahmin edebiliyorsunuz. Yağmur suyu şeyi ders notlarınızda var ama yetiştiremeyebiliriz. Onun için çok fazla değinmiyorum. Şimdi malzeme cinsleri eskiden çok farklı cinsler vardı. Burada özellikle dediğim gibi betonla korige borular çok önemli. Korige borular. Son yıllarda Türkiye'de sıklıkla kullanılıyor. Koriga borular hem hafif olması lazım. Hafif olması uzaktan ma e getirme maliyetlerinizi bayağı bir düşürüyor. E sonra kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olması da betonlara karşı çok üstün bir şey. E e bunlar açısından koriga borular önemli. Ama tabii ki yere konurken özel bazı şartları var. Onlara göre koydurmanız gerekiyor. Kanalizasyon hatları yapılırken bazen Minimum akış şartları sağlasın diye farklı kesitlerde boru tercih edilebilir. Bakın, bazen dairesel boruda şöyle çok az bir akış olacaksa ne demiştik? 2 santimetreden büyük olması lazım demiştik. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Böyle iki tane oluklu olabilecek şurada mesela 2 santimden az çıkarken bunu tercih ederseniz bu biraz yükselmiş olur aşağıdan. Veya bu da sağlamadı diyelim. O zaman yine şunu tercih ederek burada bir kesitle daraltma yaptığınız için şu seviye 2 santimetreden yüksek olmuş olur. Bizim amacımız 2 santimetreden daha yüksek bir su seviyesi elde etmek. Böyle durumlarda mecbur kalırsanız böyle farklı kesitli borular tercih edebilirsiniz. Diyelim ama güncel olarak böyle tercihlerin çok da kullanıldığını gördüm mü hocam? Görmedim. Yani şu anda güncel olan sistem tabii ki dairesel sistemdir. Çapları ayarlayarak yapmaya çalışıyorlar. Yani güncel olarak diyor ben bir tane şöyle sıkıntı olursa temizlerim diye bunları çok fazla tercih etmiyorlar diyebiliyorum. Kendi aklımda bildiğim bilgi. Şimdi kanalların hidrolik hesabına girmiyorum artık bundan sonrasından sorumlu değilsiniz. Buradan sonra işte atık sarıtmalarla ilgili olan boru çapları nasıl belirlenir, yağmur sularını hesaplamalar nasıl yapılır onlarla ilgili uygulamalar vardı. Bu uygulamalar hep işlemlerin uzun olduğu ama tekrar tekrar aynı şeylerin yapıldığı uygulamalardır. Ama bunlara girmemiş olacağız. Böyle kanallarda nasıl çaplar belli olur, nasıl belirlenir bunlarla ilgili uygulama girmeyeceğiz. Ama boy kesit yapacağız beraber. Bir ara verelim ben de bir boğazımı rahatlatayım. Sonra son konumuzu anlatıp ders notunu bitirelim inşallah. Yani boy kesitleri anlatacağız ve onlarla ilgili sayısal uygulamayı yaparak bitireceğiz inşallah. Evet kanal boy kesitleri. <laughs> kanal eğimleri cadde eğimine ve gerekli minimum ve maksimum eğime bağlı olarak. Bakın cadde eğimi minimum ve maksimum eğim. Bu üç arasında bir e, dengeleme yapacağız boy kesitleri yaparken. Aşağıdaki gibi üç durumdan bir tanesiyle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi nedir? Caddenin eğimi minimum eğimden daha düşük olabilir. Caddenin eğimi minimum eğimden daha düşük olabilir ve H1 yani kanalın başlangıcındaki olan sırtının derinliği minimum derinlikten daha büyük olabilir. Bakalım bakın bunun şekli genel olarak şöyle gösterilmiş. <laughs> minimum eğimi eşit de olsa caddenin eğimindeki başlangıç değer gene bundan daha büyük de olsa fark etmez. Peki ne demektir bu? Bakın bir cadde var. Cadde var. Minimum eğim demek benim ee, şuradaki olan kanalizasyon hattımın ve minimum hızlarını sağlaması için şart koştuğum bir minimum eğim var. O eğimle e, sahip olan bu eğimden daha düşük bir eğime sahip cadde. Yani ne olur? Ben kanalımı minimum ve maksimum eğimin arasında döşeyebilirim. Ne yapacağım? Ben bunu minimum eğimde döşesem zaten caddeden uzaklaşmaya başlıyor değil mi? Yani minimum eğim aynı olsa caddeyle sabit olur ki mümkün değil. Çünkü bakıyoruz ki bizim Minimum eğimle döşemem lazım. Cadde eğimiyle döşeyemiyorum. O zaman ben minimum eğimle döşerim. Ama cadde eğimi giderek caddeden uzaklaştığım için maksimum seviyeye geldikten sonra terfi yapacağım. Terfi yapıp tekrar minimum yüksekliğe yaptırtıp yine aynı şekilde devam edeceğim. Yine 6 metre ulaşınca yine terfi yapacağım. Yani bunun sürekli bir devamı var. Terfi yapılması lazım. Demek ki eğer birinci durum geçerli ise yani caddenin eğim minimum daha düşük ise o zaman ne yapıyoruz? Terfili bir sistemle çözüm yapmamız gerekiyormuş. Peki nasıl hesaplanıyor? Ee, şurada göründüğü gibi pompanın e, LP dediğimiz şey bizim pompadaki olan basacağımız yükseklik LP pompanın şuradaki olan e, mesafesini gösteriyor. Başlangıçtan itibaren kaç metrede bir pompa koymamız lazım bunu hesaplıyoruz. Bu LP değeri o da neye eşitmiş? H2 eksi H min bölü G eksi cadde. Bunun basit bir çıkartımım var. İsterseniz göstereyim onu. Şöyle e, buradaki değerin bir tanesi H min. H min. Diğer taraftan bakın bunu ben e, buradaki cadde artı şuradaki olan eğimlerden ifade edebilirim. H min de şuradaki olan yükseklik dedir mesela? LP ile Şuradaki jmin'i çarparsam şurası da lp çarpı jmin yapar. hmin artı jmin çarpı lp buna hmin demeyeyim de h1 diyeyim ben. Buradaki giriş kanalına 1 diyoruz çünkü. Bu da neye eşit olmalı? Diğer taraftaki bakın önce caddenin eğimiyle şurada azalan bir miktar var. Bunu yazmam lazım. Caddenin eğimi çarpı lp mesafesi. Yine pompayı için gerekli olan mesafe. Artı ben bunu ne yapacağım? Şuradaki olan maksimuma gelene kadar pompayı yapacağım ya. O zaman maksimum ekledim. Artı H max burada maksimum. Burada giriş olan buradaki maksimum. Giriş olan minimumsa zaten düzenli olarak bir şeyi almış olursunuz. Her kaç metrede bir yapmanız gerekli olan durumu çıkarmış olursunuz. Buradan çekerseniz eğer e, LP değerini işte yukarıda bahsedilen H2 dediğim şey Şuradaki olan eğim h max eksi h min bölü j min eksi j cadde. Zaten her zaman büyük eğimden küçükçe eğimin çıkartılması şeklinde karşımıza çıkıyor. E, maksimum olan değer 6 metre minimum olan değer 1.5 metre olduğu düşünülürse o zaman ne olur? 4.5 bölü j min eksi j cadde olarak elde edilmiş olur. LP değeri. Peki... Bu caddelerde sürekli bu tekrar eder. Mesela caddeye şuradan girerse buradan kesersiniz. Şurada biterse burada biter. Yani e, dolayısıyla haş birden daha büyük bir şekilde bu caddeye girseniz böyle devam edip maksimum olunca yine gelip devam edebilirsiniz. E, veya mesela cadde erkenden biterse de şurada bir yerde bitirerek gerisini artık yapmadan veya küçük bir terfi yaparak da işlemi bitirebilirsiniz. Artık onları çok da söylememize gerek yok. Bakın neyi unutmuşum. Ben bir yandan konuyu anlatırken şekli görünce aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Bakın şuradaki bir A, bir B, bir C'leri söylemeyi unutmuşum. O halde tekrar bir ara vererek geri dönüyorum. Bunların ne olduğunu söyleyeyim. Gerçi bunu bitireyim de ondan sonra söyleriz. Şunları size söyleyeceğim. Unutursam bana hatırlatın lütfen. Devam edelim. Sonra geri geleceğim. Demek ki bu şekilde ne yapıyoruz? Pompa için geçecek olan süreyi belirliyorum. Terfi yüksekliği Hmax eksi açıklaması burada yapılmış. 4,5 metre terfi olacak bir yükseklik. Bu da nedir? H2, H yani maksimum seviyeden minimum seviyeye doğru terfi ettireceğim. Terfi ettireceğim olan yükseklik de bu kadardır. Muayene bacası aralık sayıları nasıl elde ediliyor o zaman? Nasıl aralık sayısı yapacağım? Benim Ls diye belli mesafeden sonra standart olarak koymam gereken bir mesafe baca sayısı vardı. Ne yapıyorum? Lp'yi yani pompa için basmam gereken, pompa için sağlamam gereken mesafeyi bölüyorum Ls'ye. O zaman baca sayısı, şey pardon aralık sayısı Lp bölü Ls olarak karşıma çıkıyor. Burada aralık sayıları ne demektir? Şurada kaç tane oldu aralık sayısı? Peki baca sayılarını geçiş yapmak istiyorsam ne olacak? Şunlar normal başlangıç e, ve şey şu aradakilerse 1A, 1B, 1C diye isimlendirdiklerim arabaca. Arabaca. Az sonra bunların numaralarının ismini söyleyeceğiz. E, aslında burada da söyleyebiliriz. Mesela bakın 1 drenaj bacası ve 2 diye isimlendirmiştim değil mi? Daha önce göstermiştim onu size. Bu aralarda belli bir L, e, izin verilen DS mesafesinde mutlaka bir tane baca koymak gerekiyordu. Bu sebeple koyduğunuz bacalara arabaca deniyor. Bu arabacalara numara verirken 1 ve 2 arasında birden akış olduğu için 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H diye devam eder. Bunları böyle harf olarak veriyorsunuz. Eğer mesela 8'den 10'a bağlansaydı, mesela şurası 8, burası da 10 olsaydı tamamen farazi diyorum. Aralara da arabaca yerleştirseydiniz 8A, 8B diye isimlendirmeye devam etmeniz gerekirdi. Bu bacalar genelde tabi yuvarlağın içine yazılır. Ben biraz şey yazmadığım için göstermedim. 8, 10 sa, işte 8A, 8B diye isimlendirilir diyelim. Evet. Böylece ara verilmesi gereken isimleri de şöyle bir hızlıca bahsetmiş oldum. Konu anlatımında geçmişim onları. Şimdi sayısal uygulamadayken fark ettim. Onun için söylemiş olalım. Hatta e, video kaydı aldığı için bunun ayrı bir konu olduğunu göstermek için yerinde size hatırlatayım. Şöyle hemen geri gelelim. Evet. Pardon ileri gideyim. Şurada demiştim. E, bakın burada şeklin üzerinden de anlıyoruz. Birden 3'e gelirken arabacalar var. LS mesafesinde maksimum izin verilen bir mesafede arabaca koyuyorsanız. Bakın 1A, bir 1B bir diye bunlara isim veriyorsunuz. Yine bakın 2 ile 3 arasında bir tane koymuş. 2A diye isimlendirmiş. 3 ile 5 arasında koymuş. 3A diye isimlendirmiş. 10 ile 11 arasında koymuş. 10A, 10B diye isimlendirmiş bu bacaları. İşte bunu da ne yapmış olduk? Size göstermiş olduk inşallah. Evet şimdi boy kesite geri gelelim. Demek ki ilk yapacağımız sistem neymiş? cadde eğimi minimum eğimden daha düşükse o zaman siz borularınızı minimum eğimle döşersiniz. Bunu maksimum eğimle döşemek mantıklı değil. Maksimumla döşerseniz daha erkenden terfi yaptırmak zorunda kalırsınız. Bu çok saçma bir şey olur. Benim izin verilen maksimum 6 metre olan mesafeye en uzak yere kadar gitmek isterim. Bunda ne olur? Minimum eğimle döşeyerek elde edersiniz diyelim. Peki şimdi gelelim ikinci duruma, caddenin eğiminin maksimum eğimden daha yüksek olması durumunda. Yani hızların maksimum olduğu değere karşılık bir de maksimum olduğu eğim vardı. Siz bundan daha yüksek bir eğimli olan bir caddeye gittiniz. Ya yani bizim doğu Karadenizler, Trabzon yerleri gibi. O zaman nasıl yapacaksınız? O zaman düşülü baca yapılır, düşülü baca. Neden düşülü baca yapılır? Şimdi bakın, caddeleri ne yapıyorum? Bu sefer minimum eğimde düşemiyorum. Minimum eğimde düşerseniz, Hemen ne olur? Cadde hemen döşediğiniz eğim direkt caddeyi keser. Böyle yapmak istemiyorum. Bu mesafeyi biraz uzatmak istiyorum. Onun için kanallarımı maksimum eğimle döşeyeceğim. Buradaki olan şartta. Bir öncekinde kanalımı ne ile döşedim? Minimum eğimle döşemiştim. Şimdi kanalımı maksimum eğimle döşeyeceğim. Ama ne kadar maksimum eğimle döşersem döşeyeyim. Buradaki mesafe artık ne olacak? Hemen Haşmin mertebesine gelecek. Haşmin bir buçuk metre olan mertebelere geliyor. Bu sefer ne yapmak gerekecek? Düşülü baca yapmak gerekecek. O zaman düşülü bacaların sayılarını yapıyorsunuz. Şimdi bunu hemen minimum gelmese bile düşülü baca yapılabilir. Düşülü baca yapılması için minimum olmak zorunda değil. Bu giriş ve çıkışlardaki olan yükseklikleri hesaplamak lazım. Giriş ve çıkış. Bunu da normal süreden sonra anlatacağım. Şuna haş giriş deniyor. Giriş bu da haş çıkış deniyor. Az sonra anlatacağım bu değerlerinde nasıl hesaplandığını. Önce sıra sıra gidelim. Bakalım kaç tane düşülü baca yapılmış. Toplam düşülü baca yüksekliği ne kadar olmalıymış. Her bir düşülü bacanın bakın borunun altından ne kadar mesafe düşmesi gerektiği benim düşülü yerim. Buradaki olan toplam delta haşı bulalım. Toplam delta haş şunların hepsinin toplamı. Kaç tane yapman gerekiyorsa. 1-2 arasında kaç tane yapmamız lazımsa. Onlara toplam delta H diyoruz. Peki nasıl hesaplanıyor? Toplam delta H iki seviye arasındaki bir farkı göstermesi lazım. Caddenin eğimiyle maksimum eğim arasındaki farkın L ile çarpılması ile elde ediliyor. Az önceki soruda da dikkat edersiniz. Benzer bir ilişki vardı aslında. Birbiriyle olan e, cadde ile bakın bir hep büyükten küçüğü çıkartarak bir şeyle çarpıyorsunuz veya bölüyorsunuz. Buradaki olan L ile eğer çarparsanız aradaki olan yüksekliği verir. Bakın bu da aynı mantık. Aradaki olan yükseklik olan 4.5'u buradan çekmek isterseniz veya h2 eksi h bini çekmek isterseniz ne olur? j min eksi j cadde ile l'nin çarpılması şeklinde olur diyoruz. Aynısı aslında burası için de geçerli yine. Bu sefer de maksimum cadde neyimi daha yüksek. Cadde eksi maksimum neyim ki kanalın neyimini maksimumda döşediğimiz için bunu alıyoruz. Çarpı l mesafesi dersem aradaki yükseklik farkını bana verecek. İşte bu da benim toplam düşü yüksekliğimdir. Bu toplam düşü yüksekliğini kaç tane muayene bacası yapmam gerektiğini iki şekilde analiz etmem lazım burada. Bunlardan bir tanesi her bir düşürü bacağı için maksimum izin verilen miktar vardır. Bu her düşü bacası için her düşü buradan söylemiş gerçi maksimum düşü yüksekliği. Bunu sorularda vereceğiz biz. Ee, mesela araziye göre işte kazı yerlerinde ne kadar yapmak istediğinize göre maksimum izin verilen bir miktar vardır. 2 ila 4 metre arasında bir değer. Biz bu değeri size vereceğiz. Ee, o değeri bölerek bir tane düşüm yüksekliğine önce ne ile karar vereceksiniz? Delta haçlarla karar vereceksiniz. En hesaplıyoruz bakın. Toplam maksimum izin verilen düşüm yüksekliğine göre toplam delta haçı buna bölerek kaç tane yapacağınız aralığa karar veriyorsunuz. Sonra... Düşülü bacı sayısını bir de M ile hesaplıyoruz. M'yi nasıl hesaplıyorduk? M'yi az önce anlatmıştık. LP eksi LS demiştik. Burada LP değil L bölü LS'den bir tane hesaplayacağız. Onu da yine e, gösterdi mi? Bakın şurada. Heh. Şurada zaten göstermiş. L bölü LS'den bu sefer hesaplayacağız. Bu ikisi arasında şuna bakıyoruz. Hangisi daha büyükse onu alacağız. Hangisi daha büyükse eğer mesela şöyle ise şartınız yani şuradan hesapladığınız değer daha büyükse 80 metrede bir bir tane baca koymanız lazım. 500 metre mesafe var. 500 bölü 80 atıyorum daha büyük çıktıysa o zaman düşüm yüksekliklerini M'e göre hesaplıyorsunuz. Toplam delta h bölü M tane diyorsunuz. Çünkü M tane düşü yapacağınız yeri planlıyorsunuz. Düşülü baca aralığını da yine L bölü M'den elde etmiş oluyorsunuz. Eğer ne büyüktür M olursa bu sefer ne oluyor? Toplam delta h böyle n'e bölüyorsunuz m yerine yine l'yi de n'ye bölmüş olarak işlem yapıyoruz diyelim. Böyle düşlü baca yaparsanız giriş ve çıkış çıkıştaki hendek derinlikleri hesaplamamız lazım. Hendek derinliği bakın giriş ve çıkıştaki hendek derinliği yani geldim düşü yapacağım Düşeceğim. ondan sonra devam edeceğim. Evet düşü yapıp devam edeceğim. Beni bakın girişindeki olan derinliği neymiş? Haşmin ki bu haşmine kadar geliyorum. Şurası haşmin minimum sırt derinliği artı D çapı. Evet buradaki olan benim ne oldu? Girişteki olan diyelim. Aslında 0.1 metrelik bir yastık var ama ben şu anda onu hesaplamıyorum. Girişteki olan hendek derinliğinde onu koymadan işlem yaptım. Sayısal uygulama değer kazı derinliği olarak ifade edersek bunun altına 0.1 ekleyerek de yapacağız. Zaten onu da ilerideki sayısal uygulamada size göstereceğim. Çıkıştaki olan değer nedir? Çıkışta. Çıkıştaki olan değer bu değere delta h düşü yüksekliğini eklemekle bulunur. Direkt şuradaki olan delta h mesafesiydi çünkü. Bu delta h'ı eklerseniz bakın aynı ifadeye sadece ne yaptım? Delta h'ı ekledim. Delta h'ı ekleyerek de neyi buluyorsunuz? H çıkışı bulmuş oluyorsunuz. Çıkıştaki hendek derinliğini böylece araya bir tane direnaj bacası inşa ediyorsunuz. Bir baca inşa ederek boruların oradan oraya düşmesini sağlamış oluyorsunuz diyelim. Evet bu da bizim ikinci durumumuzdu. Üçüncü durum caddenizin eğiminin bu arada olması durumu. Ki belki de en kolay beklediğimiz olmasını istediğimiz şey bu olsa gerek. Eğer minimum ve maksimum arasında bir caddeye sahipseniz o zaman ne yaparsınız? Bir, girişinde eğer minimumdan daha yüksek bir yükseklikte, minimumdan daha yüksek bir yükseklikte bu caddeye girmişseniz, isterseniz başlangıçta kanalı minimum eğimden daha yüksek bir eğimle döşeyerek H2 minimuma gelmesini sağlarsınız. Minimum seviyeye kadar yükselmesini sağlarsınız. Sonra caddeye paralel bir şekilde ne yaparsınız? Borularınızı döşemeye devam edebilirsiniz. Veya eğer direkt h girmişseniz, h hiç cadde boyunca hiç uğraşmadan ondan sonra cadde kanalına eşit bir seviye getirerek ondan sonra cadde kanalına eşit bir şekilde ee, direkt paralel olarak borularınızı döşeyebilirsiniz ki en kolay zaten yapmak istediğimiz şey budur diyoruz diyelim. Evet. Bu gibi durumlarda sormak istediğiniz bir şey var mı? Burada anlattığım kısımlardan sormak istediğiniz bir durum var mı? Evet. Sorunuz yok gibi o zaman şu anda konuları bitirdik. <laughs> Tabi biraz karışık geldiğinin farkındayım. Ee, biz de lisan etmiş olabiliriz. Şimdi geçelim sayısal uygulamaları yaparken e, bunlar üzerinde konuşmuş oluruz inşallah. Gelelim sayısal uygulamalarına. Evet. Örnek problemlere beraber bakalım. Evet. Örnek 2.4.1 kanal boy kesit hesabı. <laughs> Şekilde atık su kanalizasyon kanallarının çapları 60 cm'ymiş. Çap bulmayı anlatmadım size. Çap bulmak daha sonraki olan konularda anlatılan şeyler. Siz onlardan sorumlu değilsiniz. Çapları 60 cm'ymiş. Minimum ve maksimum eğimler jimin 0.020, 0030 0.030'muş. Maksimum şu yüksekliği 2.5 metre. Minimum ve maksimum kanal sırt yükseklikleri. Bakın bu sefer 1.8 metre almış. Her zaman 1.5 metre olmak zorunda değil. 1.8 ve 6 metredir. Kanal boy kesitleri için gerekli hesapları yapın. Şimdi gerekli hesaplar nelermiş? Sıradan başlayalım. Evet. Şimdi ilk başta caddelerin eğimlerini bana vermemiş. Ama neleri vermiş? Yükseklikleri vermiş. Ve ondan sonra boyları vermiştir. Burada boy bilgisi eksik gelmiş. Onu ben size söyleyeyim. Şurası 0 artı 300 olacak. Burası da 1100 metre yapmış oldu. Şimdi bu zaten soruda verilmesi şart yani. O zaman hesapları yapalım. Önce bir numaralı olan kanalda. Şurası bir kanalı. Burası iki kanalı. Bir kanalında bir cadde eğimi hesaplayalım. J cadde 1. Yani buna e, nasıl yapıyoruz? Bunu 115-100 bölü normal 300 metre aradaki olan kanalımın uzunluğu. Buradan kaç yapıyor? E, 0.05 0.05 Şimdi kıyas yapacaktık. Hemen cadde eğimiyle minimum ve maksimum eğimlerle kıyas yapalım. Bakın minimum eğimim 0.020, maksimum 0.030. Bu değerse 0.05. Yani büyüktür g maksimumdan. Peki bu zamanda ne yapıyordum? Caddenin eğimi maksimum eğimden daha büyükse o zaman ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyordu? Düşülü baca yapmam lazım. Az önce bahsettiğim durum. Düşülü baca yapmalıyım. İkinci olan durumda da diğeri çıkacak. Şimdi şunu baca yapmam gerekiyorsa işlemleri takip etmem sıralamalar vardı. Önce neyi hesaplayacağım? Toplam delta haşı. Bunu ders olsun uygulamasında az önce bahsetmiştim. Toplam delta haşı hesaplamamız gerekiyor. Şurada formülünü vermiştik. Bakın. Evet. Birinci sayfada mı kalmış? Bakalım. Buradan kendim mi çıkardım buraya? Toplam delta h. Nerede? Özür dilerim. Hı. Sonraki olan sayfadaymışız. Evet. Toplam delta h'ı yapacağım. Caddeden maksimum eğimi çıkartarak L ile çarparak elde etmiş olacağım. Sonra her iki durum için e, kaç tane baca kullanmam gerektiğini kıyaslayarak karar vermem gerekiyormuş. O zaman toplam delta h önce ne yapıyorum? Büyükten küçüğü. Cadde daha büyük zaten. J cadde 1 eksi J max çarpı L mesafesi. O zaman caddenin eğimi 0.05. Maksimum eğimim 0.030. Evet. Çarpı L caddemin boyu 300 metre. Buradan işlemi yaparsam toplam düşü yüksekliğim. <laughs> özür dilerim. 6 metre yaparmış. Toplam düşü yüksekliğim 6 metre yaptı. O zaman şimdi düşülü baca yüksekliğini iki tarafından almam lazım. İki tarafı bir deneme yapacağım. Bir n hesaplayacağım bir de m değeri hesaplayacağım. Az önce ders notunda anlatmıştım. n değerini toplam delta h delta h maksimuma yani izin verilen maksimum düşü yüksekliğine bölerek yapacağım. 6 bölü toplam e, maksimum düşü yüksekliği izin verilen 2.5'muş iki buçukmuş. 2.5'muş. İki buçukmuş. Yani ne yapmış oldu? 4 mi yaptı? Evet. Bu değer 4 yaptı. Şimdi 4 mü? Pardon ya. 4 mü yapar? 4 mü? 3 mü? 3 yapar. Tam kaç yapar bu değer? 6 bölü 2. 2.4 2.4 yapmış. Şimdi geliyorum. 2.4'ü hiç tam sayı olabilir mi? Bu baca sayısını tam o yuvarlamanız lazım. Bunu yükseğine yuvarlıyorsunuz. Bir üstüne Baca sayısı ancak 2.01 gibi bir değer çıksa 2 gibi seçebilirsiniz. 2.4 değerini her zaman bir yukarı yuvarlayıp ne yapacaksınız? 3 tane baca. Demek ki burada özellikle ne yapıyormuşuz? Yukarı yuvarlanır. Yukarı yuvarlanır. Bakın her zaman yukarı yuvarlıyoruz. Çünkü bu arada bir sayı belirliyoruz. Minimum şarta göre biz üstüne yuvarlamak zorundayız. Her zaman yukarı. Şimdi ikinci olan durum yani M ile hesap yaparken ne yapıyorduk? L bölü LS ile yapacağız. Şimdi L değerimiz bizim normal sorudaki olan mesafemiz 300. LS değerimiz ise tablodan almamız gerekiyor. Tablodan boru çapına göre alıyorduk. O halde LS'yi şöyle bir not yazalım. Boru çapım ne kadardı? 60 cm. O zaman D eşittir 60 cm için LS değeri tablodan Hemen tabloya gidelim. Evet. Tablo değerimiz e, LS'leri veren tablo şuradaydı. Sayfa bende 13'te. Bakıyorum 60 cm'de neyi uygulayacağım? 60'a kadar şu aralık geçerli gibi. <laughs> Özür dilerim. Eğer bana denmemişse atık su kanalı projelendiriyorum. Birleşik kanal veya yağmur suyu özellikle soruda ifade eder zaten. O zaman 75 metreyi alıyorum. 75 metreyi aldım. Şurada basmadı. Evet. LS değerim 75 metreymiş. 75 metre. O zaman şuraya 75'i yazdım. 300/75'ten bölü 75'ten bu mu tam 4 yaptı? Az önce demek ki kenarda gözüme ilişen buymuş demek ki. Evet, bu 4 yaptı. O zaman bu zaten tam sayı. O zaman b eşittir 4. O zaman 4 ve 3 ile kıyaslama yapıyorum. Büyük olan hangisi? M büyüktür N olduğu için N olduğu için M eşittir 4 seçilir. Büyük olan hangisi ise onu seçiyorsunuz. Büyük olan seçilecek. Buna dikkat ediyorsunuz. Büyük olan seçilir. Büyük olan seçilir. Sonra da artık baca aralıklarını hesaplayabilirim. Bacarılıklarını ben L mesafesi bunlara ben L, S, mi, mi diyoruz? X mesafesi demişiz. Özür dilerim. X mesafelerini hesaplıyorsam eğer L bölü seçtiğim değerdi. Yani L bölü M idi. L değerim 300 metre. L değerim M değerim 4. 300 bölü 4 ki tam sayı zaten şunun aynısı çıkar ama tam sayı olmak zorunda değil. Eğer şu ee, daha farklı bir değer 3.2 gibi bir değer olsaydı bu sefer 4'ü yuvarlayınca bundan daha farklı bir şey bulacaktım. Ama asla bundan büyük çıkmayacaktı tabii ki. Daha küçük bir değer elde etmiş olacak idim. Demek ki bacalarımızın aralıklarına da bu şekilde karar vermiş olduk. Düşülü baca olduğu zaman bir giriş ve çıkış belirlemem gerekiyordu. Düşülü baca olduğu zaman bir giriş ve çıkışta giriş ve çıkış bulmam lazımdı. Şimdi girişteki olan derinliğim olarak ne ifade etmiştim? Az önce şeklini size tarif ettim. Yani haşmine, haşmine, haşmine D'yi ekliyorduk. Haşmin değerine D'yi ekliyorduk. Eğer yataktaki yapılacak olan yükseklik değeri 0.1 olan betreyi kazıyı hesaplamak istiyorsam 0.1'lik yatak mesafesinde ekliyorum. Kazıyı eklemeyecek, göstermeyecekseniz gerek yok ama biz gösteriyoruz. O zaman minimum bana verilen mesafe kaçtı? soruda 1.8 metre <laughs> o zaman 1.8 artı çapım şuraya yazmıştık 60 santim yani 0.6 metre artı 0.1 ne yaptı 2.4 2.5 metre girişteki olan hendek derinliği veya kazı derinliği desem daha doğru kazı derinliğini bulmuş olduk bir de çıkıştakini hesaplayacağım çıkışta da giriş artı delta h diyorduk. O zaman 2.5 artı delta h ne kadar oldu? Bakın bunu hesaplamadık. Delta h'ı da hesaplayalım. Delta h'ı nasıl bulacağız? Delta h mesafem artık ne olmuş oldu? Toplam düşü yüksekliğini böleceğim m değerine. E toplam düşü yüksekliğimi yukarıda hesapladım. 6 metre seçtiğim değer Şurada 4'ü seçmiştim. 4'e böldüm. 6 bölü 4 1,5 metre olmuş oldu. Evet bu seferki olan 1,5 metre olmuş oldu. O halde 2,5 artı 1,5 ne yapar? 3,5 4 metre yapmış oldu. Dolayısıyla girişler ve çıkışlar arasındaki olan şeyleri hesaplamış olduk. Yani neticede bir caddeye girdikten sonra düşü yaparken Düşü yaptı. Düşü yaptı diyelim ki. Evet şöyle düzgün çizelim. Buradaki olan delta h mesafelerim 1.5 metre olmuş oldu. Düşü mesafelerim 60 santimlik yer var. Ee, giriş ve çıkışlarda haşmini elde ediyorum. O halde şurada 1.8 metreye gelince düşü yapıyorum. Diğer tarafta 2.5 metreden kanala devam etmem gerekiyormuş ee, buraya kadarkinde herhangi bir sorunuz var mı? Şimdi geliyoruz B şıkkındaki olan durumu yani ikinci kanalı e, çözmeye. Birinci kanaldan çıkalım. Tekrar gireriz. Ya bugün biraz kafam dalgındı. Tabi dalgın olduğu için çok düzenli e, anlatamadım. Bunun için sürçeli isham etmişsem affola. Hakkınız helal edin inşallah. Şimdi geldik ikinci olan kanalı projelendirmeye. İki kanalı. Yine ne yapacağız? Cadde eğimi 2'de belirleyeceğiz. 100'den 92'ye burası 0 artı 300'dü. Dolayısıyla 100 eksi 92 bölü 1100 metre eksi 300 metre dedik. Mesafe olarak gösterdi. Aynı yol projeleri gibi. Burada ikinci caddenin eğimi 0.01 yaptı. Şimdi kıyaslıyoruz minimum ve maksimum eğimlerle. Bakın bu sefer ne oldu? Minimumdan daha düşük. Küçüktür. Şimdi diyor ki benim caddem minimum daha düşük. ne? Hangi problemle karşılaşacağım? Bu sefer ben caddelerimi döşerken minimum verimde döşesem bile uzaklaşacak. O zaman terfili. Bu ne olacak? Terfiili bir sistem yapmam gerekiyor kanalizasyon alanı yaparken. O zaman terfili sistemin hesabını yapacağım. Bu seferki terfili sistemin hesabı da yine e, bu sefer sildim o kısımları değil mi? Sildim ama şu üstte bahsedilmiş olan şuradaki durum. Yani terfili bir, bir pompalı sistem koyacağımız durumu beraber yapacağız. Burada ne yapıyoruz? Pompaların bir mesafesini hesaplayarak hareket etmeye başlıyoruz. Ondan sonra <laughs> özür dilerim. Ee, yine bacaların aralık mesafelerini bularak devam edeceğiz. O zaman ilk yapacağımız iş LP'yi hesaplamak. <laughs> özür dilerim. NP değeri için e, H max eksi H min bölü J hangisi büyüktü bu sefer? Jmin'den daha küçük J min eksi J cadde dedim. Maksimum bu soruda 6 ve minimum 1.8 idi. Bunu e, 4.5 yazarak ezberden yapmayalım. Bakın bu sefer farklılaştı 6 eksi 1.8 bölü minimum eğimim 0.02 0.02 eksi 0.01'den yaptım. LP'yi hesaplarsam eğer kaç çıkarmış? 420 metre. 420 metre bulunmuş. Şimdi ben burada bakın hiç geri dönüp şu anda buranın boyuna bakmadım. Boyuna hiç bakmadım. Bu bir standart bir şeydi. 420 metreden dar da olabilirdi. 420 metreden uzun da olabilirdi. Ben şimdi burada kaç tane terfi merkezi yapacağım. Onu planlayacağım. Bakın şuradaki olan mesafem. 1100-300 Yani 700 metre pardon özür dilerim. 800 metrelik bir mesafe var bu arada. Bu 800 metrede acaba kaç tane olacak? Bakın 420. Demek bir tane terfi olacak ama yetmez ikinci bir yere daha gideceğim. Yani bu caddede ben bir aşağı doğru bakın şu caddenin eğimi olsun. Caddenin gittiği. Eğim. Bu caddenin eğimi ben şu anda nasıldı? J caddenin eğimi küçüktü J'minden. O zaman ben bunun altında projelendirme yaparken minimum eğimle döşeyeceğim. Sonra öyle bir şey ki H max'a gelecek ve bunu 420 metre mesafede gelecekti. Kanalın girişi için bir özellik vermemiş bakın girişindeki kanalın H ile ilgili H1 ile ilgili herhangi bir şey vermemiş. O zaman H1'i Hmin H1 alırsam 420 metre gittikten sonra ne olacak? H max olacakmış. Hmax olduktan sonra burada yukarı doğru çıkacağım, terfi ile basacağım. Yine bakın şu mesafeyi böyle geçersem yaklaşık olarak bu mesafeye Hmin'e yine basacağım ve tekrar devam edeceğim ama bu sefer tam Hmax'ı bulmadan bakın şurasının çünkü tamamı ne kaldı burada? 800 eksi 420 kadar kaldı. Ne yapar? Ee, 380 metre yapar. Bakın 380 metrede ne yapamaz? Şurası küçüktür. H max olur. Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla aslında ben şuradaki hesap ettiğim sistemden elimdeki caddeye kaç tane sığıyorsa o kadar yerleştiriyorum. Kısaca böyle aklınızda kalabilir. Kaç tane sığıyorsa o kadar yerleştiriyorum. Şimdi burada yaptığım ilk hesapta 420 metre buldum. O zaman 800 metredeki olan bir kod farkından da istersem yapabilirim aslında. Onun da sistemi var. İki türlü bakabilirsiniz. benim şeyden yaptığım L'yi bölerek yapmak daha doğru. Yani 800 metreyi bütün L'yi LP'ye bölersiniz. LP 420 metre. Ne olur bu aradaki değer? Hesaplarsanız 1.90 yapar. Bakın 1.90 ne demek? Bu arada bir tane tam var. Bir de 0.90 var demek. Yani iki tane terfi yapılacak. Bir tane terfi demek ki şurada olacak. İkinci terfi de burada olacak. Artık bağlandığı caddenin özelliğine göre. Bu caddede oradaki yerden bir terfi yapacağım. Çünkü ikinci bir caddeye girecek. Oradaki olan durumu sağlamam gerekiyor. Onun için ikinci pompa gereklidir dedik. Yani 420 metrede bir bir tane pompa yerleştirmem gerekir. Eğer daha uzun olsaydı devam edecekti. 420'de bir pompa daha koyup yine gitmem gerekiyordu. Daha kısa olsaydı direkt 380 olsaydı o zaman bakın 0. Nokta küsür çıkardı bu değer. O da bir pompa yani bir terfi merkezi yeterli olacak diye söyleyecek idik. Buradaki olan hesapta benden ne bekliyor bir de? Ee, M İki tane terfi yapılıyor. Evet. Ls'lerle bir aralığa bakmamız lazım. Ls'leri belirlememiz lazım. 60 cm için D'nin az önce bulmuştuk. Ls 75 metreydi. O zaman benim bu arada koymam arabacaları koyacaktım. Bu arabacalardan kaç tane koymam lazım ve şunların aralığı ne olmalı? Şunları konuşuyoruz. O zaman ben L bölü Ls ama neye göre Ls? Lp'den de yapabilirim. Doğru bütün boyu göre yapmayacağım. Bir tanesiyle projelendirme yapabilirsiniz. Ee, veya bunu biraz daha değişik ele alabilirdiniz. Size kalmış. Mesela ben burayı 420 bölü. LS 75 metreydi sanırım. Buna göre yapar mısınız bir sonuç? Ben burayı hesaplatmamışım. Evet. 5.6 yapmış. Yani ben M'yi ne aldım? 6 aldım. Böyle olduğu zaman her birinin mesafesi ne kadardır? X mesafesi 420 bölü 6'dan, onu yine kapattım, bu kadar metre yapar. Bundan sonra virgülden sonra 2 karaktere kadar 56.20 mi? Kaç çıkarsa çıksın yapabilirsiniz artık. E, bu da aradaki olan bacalar. Ben böyle yaptığım için ne yapmış oldum? Şuradaki hesabımla her bir e, terfi merkezi aralığındaki olan sayıyı buldum. Tabii ki şuradaki olan sayıyı ayrıca projelendirmek gerekirdi. Ama buna ihtiyaç yok şu anda. Ben sormuşsam da bir terfi merkezindeki mesafeleri elde ediyorsanız yeterlidir. Dolayısıyla böyle tam kesin çözüm proje gibi yapmıyoruz zaten. Bunu öğrenmiş olmanız benim için yeterli diyor. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Bunun sonucu da 70. Doğru ya <laughs> 70. Yani hesap makinesi 6 kere 7 42 yani. Hocam yazar mısınız? 6 kere 7 42 yani. Bazen yazınca kafamız duruyor. Dediğim gibi bugün biraz kafam e, tam şey değil. Özür dilerim. Sürçülü etmişsek teşekkür ederiz bizim aktif öğrencilerimize. O zaman sonraki sorumuza geçebiliriz. Sonraki soruya geçebiliriz. Bir döşenen kanal boy kesiti ve terfinin hesabı. Şimdi kanalın boy kesit bilgisini daha önce vermemiştik. Tam olarak bir boy kesit bilgisini de size, vermiş olmak amacıyla e, buradaki olan soruyu çözmek istemişiz. Konuşalım bakalım. Evet. Eğimi caddenin eğimi 9 çarpı 10 üzeri 4. Bu sefer caddenin eğimi hazır verilmiş. Boyda 1780 metre. Başlangıç ve sonundaki sırt derinlikleri, sırt derinliği diyor ki bana şöyle giriyor. Başlangıcındaki sırt derinliği yani benim borumun üstündeki olan derinlik, altındaki değil. Başlangıcındaki sırt derinliğim 1.75 metreymiş. Sonundaki olan sırt derinliği 1.6. Demek ki şuradan sonra 1.6 daha düşük bir değer. Caddenin eğimini de şöyle gösterelim. Şu anda caddenin eğimiyle ama kıyaslamasını bilmiyorum. Şu anda şeklini çizmek biraz şey olacak. Sonunda 1.6 daha düşük bir değer. Şurası 1.6 metre olsun. Cadde deneyimi 9 çarpı 10 üzeri eksi 4. 1780 metrelik de boyumuz var. Üstten mesafeyle 1780 metre dedik. Sonra böyle bir caddeye 100 m. cm çapındaki atık su kanalı döşenecek. Atık su kanalı. Minimum karşılık gelen minimum beyim 3.3 çarpı 10 üzeri 3. Maksimum sırt derinliği 6 metre olduğuna göre gerekli pompa istasyonu sayısını eğer söylenmemişse haşmin de 1.5 metredir. Yani söylenmiyorsa eğer haşmini 1.5 metre alabilirsiniz. Burada demek istiyor ki bakın şuradaki giriş derinliği haşminden daha farklı. Daha önceki olan soruda haşminle girdiğini kabul etmiştim. Burada ise soru diyor ki haşminden daha farklı bir değerle giriyor demek istiyor. Gerekli pompa istasyonu sayısını yerlerini terfi yüksekliğini muayene bacası aralık ve sayılarını hesaplayarak kanal boy kestiğini çiziniz demiş. Hesaplamaları yapınca boy kesiti en son üste çizerek size göstermiş oluruz. Bir yandan hesaplamayı yapalım. Şimdi kontrol etmek lazım. Caddenin eğimi 9 çarpı 10 üzeri eksi 4. minimum eğim 3.3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Jimin 3.3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ya da 10 üzeri eksi 4'lü direkt yazabilirsiniz. Ne olacak? 33 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunu yanlış yazanlar var. Burada ne oldu? Caddeneyi minimum daha düşük. Daha düşükse ne demek istiyorum? Caddeneyi minimum daha düşükse ben minimumla döşeyeceğim. Uzak kalacak terfili. Terfili yapacakmışım. Şimdi ben bazen sorularda hem terfili için hem de düşülü baca için lazım olan şeyleri veriyorum. Buradaki soruda dikkat ederseniz sadece terfili için lazım olanları vermiş. Oysa ki maksimum düşü yüksekliği gibi değerlerde verilebilirdi. Yani ille benim yönlendirmem verinin olması onu kullanacaksınız anlamında değildir. Ona lütfen aklınızda ille her şeyi kullanacağım diye bir ezberden başlamayalım. Evet terfili sistem az önce anlattığım gibi bir LP hesabı yine yapacağız. LP hesabında Hmax eksi Hmax eksi bu sefer bakın şuradaki verilmiş olan değer. Bu niye veriliyor size? İkinci bir caddede 1.6 metrelik bir hat var. Oraya bağlamak istiyorsanız. Mesela en son bir yerde terfi yapacağım. Bu terfiyi yaptığım zaman 1.5 metreye çıkmak zorunda değilsiniz. Burada eski bir hat vardır. Bu hat mesela 1.6 metre derinliğe sahiptir. Sırt derinliğine. O zaman ne yapıyorum ben? İkinci olan hatta illa haşmin değerini almak zorunda değilsiniz. Bağlayacağınız yerdeki hatta oradaki olan yüksekliğe Bağlayabileceğinizi düşünmek lazım. O zaman benim LP mesafesini nasıl hesaplıyorum? Bakın şuradaki olan HP değerim, yani basma yüksekliği değerim. HP değerim. Daha öncesinde haşmak seksi -H mindi. Sebebi neydi? Sebebi şuradaki haşmak, burasında haşmin olmasıydı. Şimdi ise ne oldu? HP değeri H maksa yine gideceğim ama. Bu sefer 1.6 metre oldu. O zaman onu yazıyorum şuraya. Hmax eksi 1.6 bölü ne yaptım? J'sinin hangisi daha büyük? J'min min eksi J cadde demiş oldum. Buradaki işlemi yaparsam maksimum 6 metre eksi 1.6 bölü J min 33 33'lü yazalım. 33 eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebiliriz aynı parantezle gösterebiliriz. Buradan Lp değerini hesaplarsak eğer kaç çıkarmış burada kaydediyordum evet. Burada hesaplarsak eğer 1833 metre 1833 metre yapmış. Evet şimdiki olan sistemde şurada en sonda sağlayacağı olan bu sistemle bir hesaplama yaptım. Şimdi geriye doğru bakacağım. Kaç metre acaba benim hattım vardı. Bakıyorum benim hattım bakın 1780 metre. 1780 metre ne demek? 1833'ten küçük. O zaman şöyle bir kontrol yapıyorduk. Lp bölü L diyordum hatırlıyorsanız. 1833 bölü 1780. Özür dilerim. 1780. Kaç yapar? 0. nokta. Ee, ben hesapladım mı bu değeri? Yani bir hesaplar mısınız? 0. Nokta küsürlü bir şey yapıyor işte. 0 küsür. Bu ne demek? Üste yuvarlıyoruz ya. Ne diyoruz? Bir pompa yapılacak. Zaten ee, ben şu değer daha büyük olduğu için onu zaten çıkartıyorum. Şimdi LP bölüleyi neyi yapıyorum ben? Ben şimdi buradaki pompayı şu ilk şartı sağlayacak şekilde planladım. Bunun için lazım olacak şu LP mesafesini belirledim. Ama baktım ki bu LP mesafesi benim caddemin normaldeki uzunluğundan daha büyük. Yani caddem caddem 1780 metre şurada veriyor 1780 metreyi caddenin boyunu. Fakat benim LP'm daha uzun. Ne demek bu? Yani benim caddemin boyunda bu LP bitecek. E, demek istiyor ki minimuma kadar gidemeyeceksin aslında. Yani buradan geriye doğru gel gelirken minimuma gidemeden bitecek. Düşünün ki şunu ben geriye doğru şöyle yerleştirsem caddeyi. Yani şöyle geçtim. Minimum daha ileride. Normalde 1800 33. metreye gitseydim. Haşmin dediğim değeri elde edecektim bir daha. Ee, ama baktım ki burada öyle bir şey yok. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yani 1.6 metrelik olan değeri şimdilik burada verilmiş olan şu değeri tekrar orada bulacaktım. Ama ben bu kadara gitmiyor bu cadde. Ne kadara gidiyor bu cadde? 1780 metre gidiyor. O halde ben o tamamen en başında aldığım 1.6 metreye ulaşamıyorum yani. Ulaşamadan bitecek. Ulaşamadan bitecek. Tamam mı? Şimdi anlaşıldı mı? Minimum derinlik değil. Onu da düzeltelim. Şurada 1.6 almışsam, şurada yine 1.6'yı elde etmem için geçecek 1833 metre geçmesi lazım. 1833 metre ama benim hattım o kadar uzun değil. 1780 metre gidiyor. Bu arada bir tane terfi yapılacak. Anlatım bu. Tamam mı şimdi? Evet. Ben ters yazmışım. Çok teşekkür ediyorum düzeltme için. Hemen şunları iyi ki konuşuyoruz ve beraber yapıyoruz. İnsanız. İnsan hatadan hali değil. Dilim sürçebilir. Dediğim gibi Lütfen bakın şu kısım ne olmuş? Yanlış oldu. Niye? Ben gerçek L'yi LP'ye bölerek bir orantı belirlersem asıl anlamı o zaman gösterecek bana. 1833'ten 0. küsürlü çıkar. Yani bir pompa yeterli diyorum. Az önceki o soruda da L bölü LP mi dedim? Hemen dönelim. Bu değildi. Her fiili olan da arabaca. Heh. Bakın L bölü LP. L bölü LP. Evet. O halde ben de burada ne yapmalıydım? L bölü LP yapmalıydım. Ee, dolayısıyla az önce e, biraz karışıklık olmuş. Özür dilerim. İyi ki konuşmuşuz. Bendeki yolun hesabı göre bunları yapmadı zaten. Direkt bir pompa diyor. Ben bunu bir de size göstermiş oldum. Şimdi bir pompa değeri var. Burada hep öğrenciler karıştırıyor. Bu karıştırdıkları şey şu işte. Bu aradaki olan şu mesafeyi bir daha elde edebilmek için 1833 metre gitmem lazımken benim de bu kadar yerim yokmuş yani. Bunun analizini yapmış olduk. Peki neyi hesaplayacağım şimdi? Kaç tane baca gerekir? Arabaca kaç tane lazım? Bunların hesabını yapmamız lazım. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Benim LP'ye göre mi hesap yapacağım? Yoksa L değerine göre mi? Önce D çapı kaçtı bu soruda? 100 santimetre miydi? Evet 100 santimetre için Ls değerini alalım. 100 santimetre ise Ls değerini tablodan geri gidelim. Ve alalım. Atık su borusuydu sanırım. Değil mi? Atık su borusu diyordu. Şuradayız. Evet. 60'tan daha büyük atık su borusu için 90 metrede bir bir bacağı koymam gerekirmiş. O zaman geri geldim. Şuradaki olan kısma 90 metre tablodan aldım ls değerini. Şimdi gerçekteki olan kanala göre bu aradaki olan aralıkları belirlemem gerekir. M değerini bulacağız. Kaç tane olduğunu buradaki olan kısımda karar vermek için. Normalde M değerini Şimdi LP bölü LS mi diyeceğim? Yoksa L bölü LS mi diyeceğim? N değerini. LP bakın neydi? Gerçekteki pompa aralığı. Burada pompa aralığına göre hesap yaparsanız gerçekte olmayan bir şeyi hesaplamış olursunuz. Bu aralık buraya uymaz. Ama normalde sistem yapılırken dışarılarda dışarıda önce şuna göre yapılır. Ondan sonra sizinki eğer tekrar ediyorsa tekrar eden yerlerde ya da kesecekseniz o kesen yerlerde kesip bırakırsınız. Ama ben e, buradaki gerçek uygulamada caddede böyle bir şey olmadığı için şunu kullanmam gerekir. Gerçek boru caddemin boru 1780 bölü kaç metrede bir 90 metrede bir kaç yapıyormuş? Bunun sayısal sonucunu söyler misiniz? Bu şu üstteki değer 0.971'di. Onu 1'e yuvarladık. 19.77. Evet 19.77. E o zaman ne yapıyorum? M'i 20 tane yapacağım. Çünkü adet olarak bacayı hep yukarı yuvarlıyorduk. Hatırlıyorsunuz. O halde 20 baca yapacakmışım. 20 baca yapacağım. Her bir bacadaki aralık x mesafesi için 1780 bölü 20 dersem her bir bacadaki aralık sayısını bulmuş olursunuz. Kaç yapıyormuş? 89 metre. 89 metre yapar imiş. Peki şuna göre yapsaydık ne fark edermiş? Şuna göre yapsak ne fark eder? LP değerim nedir benim? Pompalayacağım mesafe. 1833 bölü e, LS değerimiz 90'dı. Bendeki olan çözüm mesela buna göre yapmış. Bu da 19.8 çıkıyormuş. 19.8 o zaman bu da zaten ne olacak? İse m değeri yine 20 olacak. Eğer bu da olsaydı şunun gibi aynı olmuş oluyor. Bu soru için bir farklılık yok. Yine buna gelmiş oluyorsunuz. E, fakat hangisi doğru? Mesela çok kısa bir yer olsa 20 metrelik bir yer olsa o zaman bunun sonucu iyice mantıksız çıkar değil mi? Yani hangisi mantıklı? Bakın desem ki mesela çok kısa bir yer olsa şu anın girişi mesela sadece 3 metre 4 metrelik bir yer olsa e, o, yani tamamen faraz ediyorum 6 metre değil de 3-4 metrelik bir caddeden bir yere girmiş olsa oradan döndürmek zorunda kalmış olsanız oraya terfi sistemi yapmayacaksınız diyelim ki döndürdünüz diğer bir caddeye doğru devam ediyorsunuz veya e, bu gibi yerde şu kadarlık yerde hesap yapacak olsanız bu sefer L değerini yine öbür türlü alırsanız bu değer çok büyük çıkar. O zaman da ara mesafeyi boşuna saçma bir hesap yapmış oluruz. Biz e, şu değerin yanlış olduğunu biliyoruz. Bunu kullanmıyoruz. Ben de bir not yazayım onu e, inşallah düzeltmek için. Bir sorunuz var mıydı? Bir sorunuz var mı? Burada muayene bacalarının her birinin aradaki olan mesafeler hesaplanabilir aslında. J'min eksi J cadde ile X mesafelerini çarparsanız mesela bakın şuradaki X ile eğer J'min eksi J cadde değerini çarparsanız ki bu standart bir değer bu cadde için. Burada neyi bulursunuz? Bir sonraki olan caddede bakın ne demek bu? J'min eksi J cadde şunlar arasındaki olan farkı. X mesafesi diyelim ki şurası minimum eksi cadde bu iki mesafe arasındaki olan değişim miktarını size vermiş olur. Bu h1'e bu değeri ekleyerek ne yaparsınız? Bir sonraki olan caddedeki derinlikleri hesaplayabilirsiniz. Yani şu değere x çarpı G min eksi j cadde artı h1 derseniz ikinci olan yerdeki şuradaki olan derinliği bulmuş olursunuz diyelim. Yani aradaki farkı verir aslında. Şu seviyeye göre eğer gelseydi şu aradaki fark x çarpı G min eksi j cadde ile elde edilen farktır. Dolayısıyla Şuradaki olan girişteki mesafeye bu değeri ekleyerek neyi bulmuş olursunuz? O mesafedeki direnç bacasının alt kodlarını yine şey sırt derinliklerini bulmuş olursunuz. E, Proje çok zor değil aslında. Bu mesafeyi bulduktan sonra sürekli min eksi zircad ile çıkartılarak sonucu elde etmiş oluyoruz. Evet, Allah hayırları vesilesi inşallah e, böylece buradaki olan uygulamayı da bitirdik. Bir tane daha uygulama var. Bununsa çözümü var mı bakayım? Evet, bunun da çözümü var. Ha şekli de burada gösterilmiş size bakın. Şekli de var zaten projelendirme şekli de görüyorsunuz. Bundan sonraki olan uygulamanın da çözümü var. Yine düşünün hesabını yapıp bunun da çözümünü vermiş. Bunu kontrol etmeyi size bırakıyorum. Böylece bu dönem anlattığımız, anlattığımız su temini ve kanalizasyon dersindeki kanalizasyon uygulamasında da bu kadarla toparlamış oldum. Ee, normalde buradan sonra işte dediğimiz gibi kanallarda yani kanalizasyon borularındaki olan çapların nasıl hesaplanacağının hesapları var. Bu çapların nasıl hesaplanacağı eskiden %60 doluluğa göre hesaplanırdı. Ders notunuzda eğer devam eder sorudan merak ederseniz %60 dolulukla nasıl hesaplanacağının bazı konuları anlatılmış. Ee, daha sonra yağmur hatlarında, yağmur atlarında hesap yapılırken önemli bir konu var. Yağ şiddetinin seçilmesi var. Bu yağ şiddetinin seçilmesinde hangisi önemlidir? Bununla ilgili bir sayısal ele alış var. Yani işte geldiği olan caddedeki gecikme acaba oradaki olan kanaldaki ilerlemeden daha üstün, daha önemli midir? Bunlara göre bir hesap var. Yağış alanları genel olarak rasyonel metoda göre hesaplanıyor. Bununla ilgili bilgiler ders notunuzda var. Sorumlu değilsiniz. Ee, sadece ileride eğer gerekir de bir bilgi almam lazım derseniz ders notunuzda neler olduğunu size tarif etmiş olmak için söylüyorum. Dediğimiz gibi burada sürelerimiz e, bu dönem bu dersler için biraz yetersiz oldu. Ee, Allah hayırlara vesilesin ileride sayılar artar, ders saatleri artar. Bu ders notu da o zaman daha çok işlenebilir bir hale gelir. Gerçi şimdi çok daha kolay. Ben mesela %60 dolulukla hesap yaparken buradaki tabloları kullanarak çözdürmem gerekiyordu. Ama %50 doluluk mesela hiç bu tabloları kullanmadan manning denkleminde artık yarı dolu alanı yazabilmek daha kolay olduğu için e, projelendirme şu anda daha rahat. Onu da söyleyeyim. Yani buna ihtiyacınız olmadan dahi projelendirmeyi yapabilirsiniz. Yarı dolu akış yani %50 dolulukla e, diyelim manning denkleminde uygulamalar. Allah hayırlara vesile etsin. E, eğer suç irisan etmişsek affola. Tekrar inşallah görüşmek üzere.